Boyterm ısı yalıtım sistemleri tam sahayı sunar. Herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi tam sahada yine sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli yorumcularımız ve çok kıymetli ekip arkadaşlarımızla birlikte. Hafta sonu bir maç yoktu. Yani iki tane maçımız vardı. Elikspor bay geçiyordu. Ama hafta genel anlamda baktığı zaman hiç de iyi gitmedi. Bütün takımlarımız, hem yenilenler ve oynamayanlar da sıralamada geriye doğru gittiler. Elikspor maç oynamadı ama 3. sıradan 4. sıraya geriledi. Fatsa Belediyespor içeride farklı mağlup oldu. 4-1 farklı mağlup oldu. Yense playoff'un bir tarafında tutunacaktı ama çok farklı bir skorla mağlup oldu. Yine Orduspor 1967 deplasmanda Armoni Alanya Kestelspor'a 2-0 mağlup olarak, o da playoff'un şu an itibariyle dışında, yani 7. sırada kaldı. Bu haftayı konuşacağız, haftaları konuşacağız. Niye bu takımlarımız bu kadar çok geriledi? Bunların hepsini tartışacağız, konuşacağız. Maçların golleri var, pozisyonlar var. Onları da ekranlara getireceğiz diyoruz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Kaptan, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, bayramı geride bıraktık. Bayramdan iki gün önce zaten programı da yapmıştık. Tekrar söyleyelim. Geçmiş bayramımızı bir kez daha kutluyor, tebrik ediyoruz. İnşallah biliyorsun, gurbetten sılaya, sıladan gurbete gidenler, gelenler vardı. Trafikte yoğun bir şekilde yoğunluk vardı. Ama dediğimiz gibi evlerine gidenler var. Trafikte hayatını kaybedenler, kazadan dolayı da kaybedenler var. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Bir kez daha geçmiş bayramımızı tebrik ediyoruz. Her günümüz bayram tadında, bayram havasında olsun diyelim. Ve Elikspor maçı yoktu. Orduspor 1967 deplasmandaydı. Kendisi gibi playoff mücadelesi ben ve Armani Alanya Kestelspor'la oynadı kaptan. Ve 2-0 kaybetti. 38 puanda kaldı. 7. sıraya geriledi. Alanyaspor 42 yaptı. Yani bizde olan puan farkı 4'e çıkardı. Orada playoff'un içinde bizim onu yakalama şansımız kalmadı. Playoff'un içerisinde yani bizim onu yakalama şansımız kalmadı. Senden televizyonda zaman zaman bu federasyonun YouTube kanalından verdi maçı. İzledik, takip ettik. Neler söyleyeceksin? Beklentiler büyüktü ama özellikle bu hafta bay geçeceğiz. Evet, bir tane maçımız kaldı. Playoff'un dışında mı kaldık? Ne oldu bize? Şimdi bu tür maçlara cebinizde krediyle gidemezseniz sıkıntı yaşarsınız. Yani özellikle son 6 maçta 5 puan almış, 18 puanın 5'ini almış bir takım Orduspor 1967 için Alanya maçında kredisi olmayan bir takım görüntüsü vardı. Tabii kredisi olmayan derken yani telafisi olmayan. Şimdi bu maçı oynadı, mağlup oldu. Şu anda bütün ipler önündeki takımların elinde. Tokat'ın elinde, Bursa Yıldırım'ın elinde. Tabii matematiksel olarak şansı devam ediyor. Bu hafta Tokat Bursa Yıldırım maçı var. Evet, Tokat'ta maç. Ben hani bir hesap yaptım. Berabere bittiği takdirde son maçta Tokat'ın Çatalca'yla bir küme düşme mücadelesi yapan Çatalca'yla bir müsabaka oynayacak. Ben o maçta umutluyum. Tabii bizim de bir tane maçımız kaldı bu. Önümüzdeki hafta baydan sonra Siirt'te içeride oynayacağımız maç. Onu kazanırsak tabii. Bu hafta Tokat Bursa Yıldırım'ı yenerse bence geçmiş olsun diyebiliriz. Çünkü son hafta Bursa Yıldırım'da içeride Bergama ile oynayacak. Rahat bir maç olacaktır. Tabii buralara niye geldi? Orduspor 1967 onu konuşmak lazım. Sezona kötü başladı. Daha sonra teknik heyet değişikliğinden sonra tekrar bir yukarı ivme yakaladı. Daha sonra nedenleri bilemeyiz. Yine bir teknik direktör değişikliği yaşadı. Yeni teknik hoca ile beraber, teknik direktörle beraber, Sinan Hoca ile beraber tekrar bir çıkış yakaladı. Özellikle ilk maçlarda, ilk 2-3 maçta çok iyi performans gösterip yukarıya doğru çıktı. Daha sonraki süreçte yine Sinan Hoca ile yollarını ayırıp tekrar yeni bir hocamızla anlaştılar. Ramazan Hoca. Neticesinde takımın kimyası bozuldu. Yani bir sezonda 4 tane teknik direktör değişirseniz sizin başarısız olmanız da kaçınılmazdır. Başarısız derken şu andaki geride kalan maçlara istinaden söylüyorum. Belki son maçta da playoff'u da yakalayabilir. Öyle bir şansımız var. 1960'a şanslı ama oynadığı futbola baktığımız zaman özellikle son 6 maçta çok ümit veren bir futbol ortada yok işin açıkçası. Sadece bu teknik direktörlük değişikliğiyle olmuyor maalesef. Siz teknik direktörlük, teknik direktörü değiştirerek
çözüm bulacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onu bilmek lazım. Çünkü evet Sinan Hoca'ya tepkiler vardı oyun içerisindeki yaptığı hatalardan dolayı ama bence sezon bitene kadar bence devam edilmesi gerekirdi. Şu anda bakın teknik direktör değişti ama fark eden bir şey yok. Alanya maçını biraz izleme şansı bulduk TFF'nin yayınladığı sosyal medya kanalında. Alanya farkı biraz daha açabilirdi. Yani farklı da bitirdi. 4-5 kaleci gerçekten günündeymiş. Bence kaleci geldiğinden beri iyi maçını oynadı. Günündeymiş. Bu maçı 2-0 bitmesine neden oldu diyebiliriz. Belki 5-6 da olabilirdi. Yani oyuncularda kazanacak öyle bir hırs, oyun yok. Bu maçın önemini anlayan oyuncunun olduğunu da düşünmüyorum bu maçın genelinde konuşursak. Hele yenilen ikinci gol var. Adam neredeyse Antalya'dan gelip gol atmış yani işin açısı. Birazdan belki bilmiyorum gösterecek misiniz? Var görüntüde vereceğiz. Arkadaşlar hazırlıyor. Bir kişi bütün takımı boydan geçerek gol atmış. Yani bu tür pozisyonlara veren bir takımın yani ilerisi için çok umut vaat ettiğini söyleyemeyiz. Ama Orspor 1967 şu anda bulunduğu yer itibariyle sıkıntılı. Onu da söyleyelim. Artık bundan sonra Tokat'ın Bursa Yıldırım'a puan kaybedip bizim de son hafta 3 puanla Siirt maçından ayrılıp playoff'u yakalamamız gerekiyor ama bana göre biraz iş zora girdi. Evet. O ikinci golü atan da Bulutan Bulut. Zaten takımın önemli oyuncusu, uzun süre sakatlığı vardı. O da döndü, geldi. Bizim Emre Tosun'u göremedik bu maçta. Cezalıymış. Ceza 2 maçtır. Geçen hafta da yoktu. Demek ki nasıl ben bir ceza aldıysa... Ceza gördüm ama sarı kart, 8 sarı kartı diyor yani 4-4. Anladım. Geçen hafta da... Evet hocam, yani baktığımız zaman hep şunu söylüyorduk. Geçen hafta da ben bunu yine ilk soruyu açarken size aynı şekilde açtım. Yine söylüyorum. Orspor 1967'de evet puan kaybediyor, berabere kalıyordu. Belki yeniliyordu. Ama şunu diyorduk biz. Takım mücadele ediyor. Hırs, azim. Yani bir ışık, bir umut veriyor dedik. Ama kaptanın az önce söylemlerine bakarsan son haftalarda gidişat iyi değil diyor. Ve şu anda da 7. sıraya kadar geriledik. Her şey bitmiş değil. Evet bu hafta bay geçeceğiz ama ip ya da ipler artık rakipler elinde. Şimdi şöyle ikinci yarıya baktığımızda başladığında yeni transferlerle birlikte gerçekten iyi bir Orspor 1967 vardı. Sahada izlediğimiz hem oyun olarak hem puan olarak üstüne katarak değer veren bir takım görüntüsüne ta ki Balıkesir müsabakasına kadar ki o maç pik yaptığı maçtı yani 4 tane atmış. Müthişler. Artık ondan sonra şunu söyledik yani hep beraber bu takım zaten playoff oynar. Hatta biz ilk iki hesapları yaparken hatta Çatalca maçında yenmiş olsaydık belki ikinciyi derken birden bu hafta yani ilk altının dışında kaldık. Bu da son 3 maç yani Balıkesir maçından sonraki son 3 deplasmanda 0 çekti. Yani siz 3 deplasmanda bir de özellikle ligin son 3-4 takımın 4. sıralarında olan takımlara da kaybederseniz haliyle üst sıralarda kendinize yer bulamazsınız. Şimdi YouTube kanalının ben de müsabakayı zaman zaman seyrettim. Hani Alanya biliyorsunuz ülkemizin en güzel tatil yörelerinden birisi. Maalesef bizim takımımız tatil yöresinin olduğu gibi tatile çıkmış gibilerdi. Yani mücadele etmeyen. Yani sanki bu maç bitsin de gidelim der gibiydi. Özellikle ilk yarı bir 10 dakika bizde olur gibi oldu ama rakibin 2 tane pozisyonu var ki direkten döndü. İkinci pozisyonları da kaleci kurtardı. Müthiş de kurtarışlar yaptı kaleci bu müsabakada. Yani bu müsabakayı izlemeye baktığımızda dedim ki bu maçın alma şansınız yok. Niye? Rakip oynuyor. Biz sadece bakıyoruz. Mücadele etmeniz de yok. Haliyle birleştiğinde mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ama şu anki puantaja baktığımızda da hani çıkmayan candan umut kesilmez misali yine bir matematiksel olarak da bir şansımız var. Daha önce Ordu futbol tarihine baktığımızda bu tip şanslar lehimize döndüğüne de şahitiz. Mesela bir Rize Erzurum maçı vardı hatırlar evet. mısınız? Bizim playoff'a kaldı. Böyle bir şans var ama bu şans sizin elinizde değil. Artık bundan sonraki şans rakibin ne yapacağına bağlı. Özellikle Tokat müsabakası. Bu hafta gözlerimiz, kulaklarımız muhakkak ki orada olacak. Eğer oradaki sonuç istediğimiz gibi biterse ben son haftanın bu işin lehimize döneceğini düşünenlerdenim. Neticede eğer Tokat içeride puan kaybı yaşadığında Çatalca'da bu maçı almasa küme düşüyor. Haliyle çok çetin ve zorlu bir müsabaka olacaktır. Biz de her ne kadar Siirt'te en son hafta burada küme kalma maçına çıkacaktır. O da bir gerçek.
Yani o hafta ama biz iç sahada Tokat deplasmanda oynuyor. Halle eğer son haftaya bu işi taşıyabilirsek, yani şans da bizim lehimize olursa playoff'un bir ihtimali var. Çıkmayan candan umut kesilmez. Bir ihtimal iyi bir ihtimal diye düşünüyorum ama Orspor 1967 takımımızı şahsen beni sukatayla uğrattı. Ben yani bu takımın kesinlikle playoff oynayacağını düşünenlerdenim. Hala takımın kadro kalitesine baktığımızda, bireysel anlamda baktığımızda bence ligin gerçekten yani ilk 3, ilk 4 takımından bir tanesi. Ama ne hikmetse oyun anlamında bunu oyuna yansımada bir sorun yaşıyoruz. Bunda da yaklaşık 4 tane hoca değişti. Çok hocanın değişmesi de çok olumlu görülmüyor. Bugün Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş da böyle bir 4-5 hocayla yaptı. O da başarısız. Yani çok hoca değiştirmek çok başarılı olacağım anlamı çıkmadığını bir kez daha kendi ilimizde de görmüş olduk. İnşallah en azından şu dediğim gibi bu haftaki Tokat maçıyla birlikte şans bize gülerse en azından bir playoff'u yaşarız, o heyecanı tatarız diye düşünüyorum. İnşallah bizim lehimize sonuçlanır sonuçlar. Şimdi bizim burada sanırım beklentimiz Tokat'ın yenilmesi. Puan kaybetmesi. Yani Bursa ya bu hafta Orspor 1967 bay. Her halükarda son haftaya kalacak yani. Kalacak. Onu bilmek lazım. Sen şöyle diyorsun. Tokat yenerse 42 yapar. Bizim için en iyi olan sonuç berabere bitmesi. Berabere bitmesi. Yani Tokat, Bursa Yıldırım içeride yenerse Tokat'ta yani bizim işimiz daha da zor olur. Çünkü bizim eğer puanlar olursa genelde de şeyimiz. Çünkü Tokat yendiği takdirde garantiliyor. 42 yapıyor. Tabii 42 biz 38'de. Yani son maçı alsak da 39 yapıyor. Sonra Bursa Yıldırım 41 yapıyoruz. Bursa Yıldırım rahat takımla oynuyor. Yani Bergama biraz daha rahat. Bizim için orada en iyi olabilecek sonuçlardan bir tanesi Tokat'ın yenilmesi veya berabere kalması. Evet. Anladım, yani onun haricindeki sonuçlar bizim için daha sıkıntılı bir sürece götürür. Peki şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Hazırsa eğer golleri maçı daha doğrusu Mustafa ne hazırlamış bilmiyoruz ama goller 2-0 kaybettiğimiz maç sevgili Esra hazır mı? Tamam bir hatırlayalım. Özellikle kaptan diyor zaten ikinci goldeki alış veriş dikin oynayış gidiş. Sonra bir daha konuşmaya devam edelim. Hazar nefis bir çalım Hazar'dan. Topu da oyun alanına tuttu Hazar. Cemal'in baskısı Hazar ceza alanına girdi. İçeri çevirdi. Bir gol ve top Hazar'da. Ozan Karabacak atıyor. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçiyor. Şükrü Kaan. Kaan. Ufuk. Tek top. Yusuf. Alp'in baskısı. Kaan bırakmıştı. Şimdi Bulutan'la etkili geliyor yine ev sahibi ekip Bulutan. Bulutan karşı karşıya Bulutan! 2 dakikada 2 gol Alanya'da. Evet. Maçın genel tabii sadece golleri verdik ama daha bundan çok da pozisyonları var. Yani saha güzel. Hava da güzel. Futbol oynamak için her şey var. Sadece futbolcu arkadaşlarımız burada varını yoğunu ortaya koyması lazımdı. Ama hiçbir şey koyamamışlar ortaya. Birinci golde de çok şey var. İkinci golde dedim ama birinci golde tam bir çağ. Hazaran yani alıyor oradan yani bir gidiyor, oyuncunun pistten dışarı atan bir şekilde senin ceza alanının içerisine kadar gelmesi, altı pasın içerisine kadar gelmesi. Ya şurada bakın ya, şurada yani pozisyon. Atacak bu adam dışarıya. Veya faul yapacaksın yani. Ya da oraya ufuk kadar, şeyini kesemiyor önünü. Tabii, oraya kadar gelmesi senin bu maçta çok hazır olmadığının göstergesidir. Özellikle bakın o kademeye giren oyuncunun özellikle çabuk orta sahadan o oyuncunun topla beraber geldiğini gördüğün anda o oyuncunun çoktan kademeye girmesi lazım. Gökay ki çabuk adam. Evet. Yani hızlı bir adam. Şimdi burada kaptırdığımız top. Çok basit ya bir bu top. İkinci golü evet oyuncu çok yetenekli oyuncu. Çok da güzel gol atmış. Onların açısından söylersek müthiş bir gol. Ama bizim için çok handikaplı bir gol. Ya böyle bir gol defans attı yememesi lazım. Şuraya bak. Sol bekte var, koşanda var, stoperde adam bir var. Topla bütün defansı geçiyor yani. Evet. Yani böyle bir gol yerseniz sizin yani bırakın playoff'ta işiniz kalırsanız çok zor yani. Bu şekilde. Özellikle son 6 haftada Orspor 1967 o kadar basit goller yiyor ki özellikle bireysel hatalardan çok goller yedi. Bu goller neticesinde 6 maçlık periyotta 5 puan almışsınız siz. Yani bir galibiyet, iki beraberlik almışsınız. Gerisini mağlup şekilde ayrılmışsınız. Ve yediğiniz goller de bireysel.
Özellikle bizim son haftalardaki bireysel hatalardan yediğimiz goller maalesef bize hastalık şekline dönüştü. Geçen sene hatırlayın, playofflarda ve playofftan önceki maçlarda tamamen bireysel hatalardan biz kaybettik. Şimdi bu sene de bakın aynı hastalık yine tekrar tekrar geri geldi. Şimdi adam şimdi bak orta sahadan alacak Hazar'ın. Hazar işte Bulut bak şimdi alıyor. Şimdi bir kere onu arkada kovalıyor gibi yapıyor. Şükrü falan orada buradan gidiyor. Stoperler kademeyi yani yapmıyor. Stoperlerin o şekilde giremiyor. Öyle gol yememesi lazım. Yani bir Osman gibi tecrübeli adam çok önde boş basıyor. Yusuf Arkaya kademe yapamıyor. Şimdi bu görüntünün haricindeki pozisyonları da var. Onları da gösterse tabii. Keşke yani çok hazır bir şekilde gitmemiş yani Orspor 1967. Yani kazanabilecek bir görüntüsü yok. Halbuki biz geçen hafta Orspor 1967'yi yorumlarken bu maçın mutlak kazanılması gerektiğini söyledik. Çünkü biraz önce programın başında ben söylerken cebinde kredisi yok Orspor 1967'nin. Bu 6 maçlık periyotta eğer bir iki tane galibiyet elde etmiş olsaydı bu maçı biz çok hayıflanmazdık. Yenilmiş olabilir tamam. Bir kaza olmuş olabilir diyebilirdik ama beş olurduk. Veya yenilsin. Yani. Bu maç için çok hayıflanmazdık. Geride kaldı derdik, geçerdik. Ama en baştaki maçta Bursa Yıldırım maçıydı zaten. Burada beraber. Yani geride kalıp geçinebilecek bir maç değil bu. Artık şu anda sizin tamamen playoff'a kalma şanslarınız sizin üzerinizde olan iki tane takımın oynayacağı maçlara bağlı. Halbuki siz o geri kalan maçlarda, önceki maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendiremediniz. O fırsatları değerlendirmiş olsa, biz hani sezon başında iyi hatırlayın. Sezon başındaki ilk programda ne dedik biz? Göz açıp kapayana kadar bu lig bitecek. Onun için toplayabildiğiniz puanları toplayın. Sezon sonu da bir puan bile size çok arayacağınız noktalara getirebilir. Bakın şu anda, şu anda bir puan Orspor 1967'nin neler ifade ettiğini anlayamazsınız. Golün bile belki kaptan. Şu anda puanlar eşit olmuş olsa belki çok farklı da bir şey olabilir. Evet. Ha iddiası biraz daha iddiası zor ama hani playoff'a kalma şansı biraz zor ama biraz daha farklı şey söyleyebilirdik. Yani o maç belki bir tanesi yenilir farklı bir şekilde olabilirdi ama olmadı. Orspor 1967 için inşallah yani temennimiz biraz önce söylediğimiz senaryoların gelişmesi veya evet. Olması. Hocam şimdi orada şu pozisyonda top çıkmıyor değil mi dışarıya? Yok. Atacağım. Baksana. Şurada terk etmiyor değil mi? Tamamı yani. Buradan bile belli zaten. Yani değil mi? Yani, yok. Ya hani, hele ki yardımcı hakem sıfırdan baktığı için. Bir de yakın çok yakın. Bir de yakın. Ki bizim takımdan da çıktı diye bir tepki de yok zaten. Tepki de öyle yok. Bir şey de yok. Ya mesela Ufuk da orada. Ufuk da çok tecrübeli bir isim. Sıyrılıyor tam sol kanattan gidiyor. Ufuk orada kademeyi yapıyor. Ya tutmadı. Ya, olacak bir şey söyleyeyim. Olacak. Bir tek Bülent Kamıdık, Bülent neydi? Demirkanlı'da bir maya tutmuş gibiydi. Cahit Hoca'dan sonra. Bundan sonrasında da öncesi tutmadı yani. Tutmadı yani öyle bir istatistikten sonra şimdiki istatistiği karşılaştırdığımızda yani siyahla beyaz gibi. Hem oyun anlamında bakın hem oyun anlamında hem de hem skora hem puana yansıma anlamında. Şimdi aynı hocaya bakıyoruz Edirne'de yani daha bütçesiz takımlarda daha başarılı. Demek ki hoca faktörü önemliymiş. Tabii yeni gelen hocanın da mevcut kadroyla çok bir zaman yok. Sadece bu hafta birazcık var ama şöyle işte hocam. Olmuyor işte. Şöyle ama şimdi. Ben buna hiç inanmıyorum. Eğer kadro kalitesine inanmıyorsan o zaman gelmeyeceksin. Yok inanmıyor değil hocam. İnanıyor ama şimdi futbolcunun çok bireysel hata. Kaptan hocam sen de söyledin. Sen mi söyledin? Çok bireysel hatalar şimdi hocam, var. Hocam bak futbolcu ne yapsın? Hoca arkada ben sesini duyuyor musun? Futbol sezon başında Cüneyt Hoca'ya göre bir kendine bir yer edinmiş. Gitmiş Bülent Demirkanlı'yla iyi bir çıkış yapmış. Devre olurken hoca değişmiş. Sonra birden Sinan Hoca gelmiş. Onun da kendine göre bir yapısı var demiş. Böyle oynayacaksın demiş. Tam alıştık derken o gitmiş. Bu sefer Ramazan Hoca gelmiş. Şimdi bir tane değil ki 4 tane. Kafan karışır yani. Bir de futbol o gelen. Neyse. Bak o hoca bunu oynatmış. Öbürü demiş ki bu oynayacak. Ya bu sefer sen de bocalıyorsun haklı olarak. Haliyle. Yani hoca geri dönüş alamamış bence. Yani oyunculardan evet. Çok onu beklediği verim alamamış. Şimdi. Çünkü kenarda hocanın sesini ben biz daha geçen çok burayı izledim. Hafta söylerken. Bütün ligi geride bırakıp sadece Alanya maçının tek bir final olduğunu unutulmaması gerektiğini, oyunculara evet. Özellikle belirtilmesi gerektiğini söylemiştik. Neden? Alanya maçını almış olsa şu anda Orspor 1967 puanı 41'di. Tabii Alanya'da aşağı çek. Siirt'i yendiğin anda direkt playoff'taydı. Tabii kimseyle işin yok. Yani kimseyle işin kalmıyordu. Belki, belki beraberliğe bile yetecekti. Yani beraberlik belki de, farklı bir şey olabilirdi ama galip geldiği takdirde %90 eğer Siirt maçındaki kayıp ben düşünmüyorum.
tabii Siirt takımı da şu anda playoff şey pardon küme düşme pozisyonunda. Tabii. Can Avli ile burada gelecek, oynayacak. Ha, kolay maç olacağını da düşünmüyorum. Bu maçı sadece final maçı olarak oyunculara da bu şekilde söyleselerdi veya oyuncular da bu şekilde almış olsalardı şu anda bu maçı bu kadar kötü oynamazlardı. Yani bakın maçın geneline. Yani sahada Orspor 1967 denilen bir takım yok yani. Evet. En az 5-6 tane gol yiyebileceğin, konsantresini tamamen kaybetmiş oyuncu topluluğu. Mücadele gücü hiç yok. Görünüyor, biz 2 tane golde de gördük. Maalesef Orspor 1967 geldiği noktada şu anda çok iyi durumda değil. Sadece biz bir galibiyet istedik. Alanya Kestel takımını deplasmanda yenmesini istedik. Ama maalesef onu gerçekleştiremediler. Şu anda iki tane takımı biz puan kaybetmesine gidiyoruz. Alanya takımlarına karşı da hiç şansımız da tutmamış bu zamana kadar. Burada yeniyoruz. Burada deplasmanda hiç böyle evet, kolay şey alamamış. Geçen seneki 5-0'lık maçı hatırla, burada da 2-2 evet, hatırlıyorsun. Evet, hiç orada. Onlar bir anda her diğer takımlarımızda bile hiç Alanya'nın takımlarına karşı bir üstünlük kuramamış. Ya şöyle hocam, şimdi maçlar kaptan söylüyor. Programların başında hep sezon başında söylüyoruz ama şimdi Bursa Yıldırım'ın 39 puanı var, 38 puanımız var. Ya Bursa Yıldırım'la şurada berabere kaldık. Evet. Yensen 40'sın. Bursa en azından Bursa'yı bile ikili avaraja aldın. Şimdi ikili avarajda oynadın. Ha, genel avarajda iyiyiz. Üçlüye kalabilirsek. Ama bilmiyorum şimdi kulağımız orada olacak. O oradan gidecek, buradan gidecek ama. Tabii sen de Siirt'i yenmen lazım. Onu söylüyorum. Yani şimdi biz Siirt takım tamam artık ona da yenemiyorsak daha hiçbir şey konuşmayalım. Siirt'in düşeceğini kalkacağını da hesap edecek durumda değiliz yani. Düşünsene kaptan. Bütün senaryo oluyor. Yani Tokat ya da birisi takılıyor. Yani. Sen burada Siirt maçı var. Yani, Allah muhafaza. Orsu yani. 1967'nin şansı son haftada devam edecek. Yani önümüzdeki hafta bay geçmesine rağmen Orspor 1967'nin şansı bitmiyor. Evet, lig yani, bitmedi. Tabii. Yani şansımıza iki tane takımın birbiriyle oynaması neticesinde belki ayrı takımlarla oynamış olsalardı, tabii, galip gelmiş olsalardı bizim hiçbir şansımız kalmıyordu. Yani bir tek şansımız belki hani Allah yardım ediyor. Sonuç belki evet, iyi olacak gibisinden geliyor. Hani öyle bir görüntü var gibi. İki takımın birbiriyle karşılaşması neticesinde belki son haftaya bir şansımız yaver gidip de biz Siirt'i yeneriz. Bir tane takımda puan kaybederse biz de playoff potasının içerisinde evet, kalırız. Böyle bir şans gelmiş. Bunu da değerlendirelim yani. Doğru. Tabii ki reklam diyor ama Balıkesir maçında mesela mağluptu. Tokat beraberliği yakaladı. Bursa önce galibiyet sonra mağlup duruma düştü. Zaten Bursa'yla Tokat oynadıkları bu haftaki maçları kazansalardı biz zaten havlu attık. Bir şey konuşmayacaktık ama tekrar söylüyorum. Vardır bunda da bir hikmet diyelim. Bu ara yarayacak mı, yaramayacak mı, rakip olacak mı? Hoca belki biraz daha iyi çalışacak. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur ama şu bir gerçek, son haftalarda işimiz iyi gitmiyor. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra da Fatsa Belediyespor'u konuşacağız. Ondan sonra zaten 52 Orspor'la devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Bu bölümde de maç oynayanlarla gittiğimiz için Fatsa Belediyespor'u konuşacağız. Fatsa Belediyespor'da hakikaten ikinci devrede teknik direktör değişikliğinden sonra arayış ve teknik direktör değişikliği olmaması ve yaklaşık 6 haftalık bir süreçte ciddi puanlar kaybetti. Ardından Bekir Ozan Has Hoca geldi. 4 maçta 10 puan. Müthiş bir çıkış. Kütahya mağlubiyeti. Bu hafta Silivri mağlubiyeti. Fatsa Belediyespor'u da 9. sıraya kadar geriledi. 36 puanı var. Kuşadası Spor'un 42 puanı var. Yani bu hafta Silivri yenmiş olsa Kuşadası Spor haftayı bay geçecek. Ve sen deplasmanda kazansan playoff'un içindesin. Ama maalesef elimizdeki fırsatı teptik. Tabii ki o hoca değişikliği bence en büyük sebep, en büyük neden de. Ve yenildiğimiz maç, yediğimiz gol de her biri jenerikli bir goldü. Sen de stat'taydın hocam. Bu Fatsa maçında seninle yorumlayarak başlayalım. Şimdi bir kere mağlubiyetten dolayı gerçekten çok şahsen üzüntülüyüm ki taraftarlar da çok üzülmüşlerdi. Zaman zaman hatta ikinci yarıydı açık tribün dediğimiz tarafta izledim ben de. Orada da bayağı da bir ilgi alaka vardı. Bu maç çok kalabalıktı. Hem tam sağ ekibine teşekkür edenler, selam söyleyenler vardı. Ben de buradan selamlar iletmiş olayım. Aleyküm selam. Gerçekten son yıllara baktığımızda en kalabalık seyirci oynanan müsabakaydı. Yani tabiri caizse türbünlerde yeri çoktu zaten. Artı teller de doluydu. Öyle bir de çok güzel bir hava ve çok da güzel bir zemin vardı. Ama bu kadar güzel ortamda oyuna baktığımızda çok böyle iç acıcı bir oyun göremedik. Şimdi buna rağmen aslında maç gitti geldi oldu ama
rakibin böyle 30 dakikalarda bir gol attı. Yani sağ bek, rakibin sağ beki. Yani son yıllarda böyle izlediğimiz en güzel gollerden biriydi. O golden sonra biraz gardı düştü tek takımın. Devreye girildi. İkinci yarıya da yine başlansa da yine rakibin oyunuyla geçerken Mikail oyuna girdi. Eski daha önce burada da oynamıştı. Albay. Mikail biraz bize göre sağ taraf, rakibe göre sol taraftan bayağı bir hareketlilik getirdi. Orada hiç ummadığından da ikinci golü gördük kalemizde. O ikinci golden sonra yani sahanın, türbünün yaklaşık %40'ı gitti. O arada bir penaltı oldu. Penaltıydı zaten pozisyon. Tam da ben de ikinci yarıyı o tarafta izlerken yakın olan yerdeydi. Hakem de çok net bir şekilde penaltıyı verdi. O da sakatlıktan çıkan Muhammed Öztürk. Muhammed çok da güzel bir penaltı attı yani. 2-1'e gelince o tam çıkanlar da durdu. Bir ümitlenir gibi olduk. Hiç ummadık anda bir üçüncü golü tekrar kalemizde görünce bu sefer insanlar gerçekten tribünü boşalttılar ve herkes boşalttı sonra dördüncü golde oldu. Ama üzüntülü bir müsabakaydı neticede sonunda. Direkte dönen toplar bu maç mi? Alınmış olsaydı en azından bir playoff heyecanı yaşanabilir miydi diye gördük. Ama önemli olan yani bence yine de iyi tarafından bakmak lazım. En azından bundan önceki sezonlarda küme düşmeye oynayan, son haftada kaçıran ya da deprem dolayısıyla ligde kalan bir Fas'a Belediyespor vardı ama bu sefer öyle bir şey durum olmadı. Rahat konumda oldu. Taraftarları da o gün özellikle ilk yarı coşmasında da yine Ordulu arkadaşlarımız Zeki abiyle Murat bayağı bir hareket getirdiler. İki hafta orada. Onları da şunu gördük bir kez daha. Gerçekten orada da bir sevgi seli var. Yani şu var, bu değerlere de sahip çıkmak gerektiğini bizzat daha orada gördük. Yani kavga, küslük bunlar hiç insana bir şey katmıyor. Bence hazır tam da bayram arefesindeydi. Artık takımlarımız, taraftarlarımız artık takım seçmeden o hafta kimin müsabakası varsa o müsabakaya hep bir olup gidersek yöneticilerimiz de bu arkadaşlarımıza biraz daha değer verir, bir yere koyar. Biraz daha onlarla yönetici arkadaşlar özellikle zaman geçirirse ilimiz adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Hafta sonu bu şekilde geçmiş oldu. Tabii ki oraya giderken ki ümidimiz güzel bir galibiyetti ama dönüşümüz öyle olmadı. Ama hayat devam ediyor. Bu futbol müsabakası. Bunlar da bunun içinde var. Bunlardan ders çıkarak önümüzdeki maçlara, önümüzdeki sezonlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kaptan, 2 haftada toplam 6 puan kayıp ve 2 haftadaki oynadığın takımlar da playoff'un içindeki yakalaman gereken takımlardı. Ama ben hep futbolda çok geriye gitmeyi sevmeyen bir adamım ama işte o ikinci devreye başlangıç, teknik direktör değiştirilmemesi, geç kalmaktı. Bir hafta daha şans, bir hafta daha şans. 2-3-5 derken 6 haftalık kayıp bugün ne yaparsan yap kapatamıyorsun. Yani 4 hafta hiç çelinmemişsin, 10 puan almışsın. Yakaladım derken bir anda mağlubiyetler. Bayağı artık burada da mucize. Yani çok herkes kaybedecek. 42-42. Kuşadası yani bu hafta en kötü Kuşadası içeride bir maçı var. Berabere ağır. Kaldığı takdirde. Tabii 40 yapıyor yani. Yani çok zor bir ihtimal Fas'la Belediyespor için. Tabii Fas'la Belediyespor'un geride kalan iki tane maçı da çok zor. Evet. Bir tanesi Bayburt'ta içeride. Bu hafta Konya'ya gidiyor. Konya'yla deplasman evet bu hafta. Daha sonra Bayburt'ta içeride oynayacak. Evet. Maçların da garantisi yok. Ama Fas'la Belediyespor için şunu söylemek lazım. Bu sene profesyonel liglerde 6. senesi. 6. sene itibariyle ilk defa bu kadar playoff'lara yaklaşmıştı. Ha, playoff'a kalsaydı ne yapabilirdi diye soracak olursanız bence işi biraz zordu. Çünkü çok iyi bir futbol oynamıyor yani Fas'la Belediyespor. Özellikle ikinci yarı. İkinci yarı. Şimdi Fas'la Belediyespor'un kadro itibariyle devre arası fazla da bir takviye yapmadı. Şimdi biz Orspor 1967'yi teknik direktör değişti diye eleştirdik ama Fas'la Belediyespor'da hiç teknik direktör değiştirmedi diye eleştiriyoruz. Yani bunun bir şeyini bulması lazım Fas'la Belediyespor. Yani devre arası hocayı gönderdikten sonra evet tamam yardımcı hocaya şans verebilirsiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta şans veremez. Yani bu takımın bu duruma düşmesinin en büyük sebeplerden bir tanesi yönetimin
yardımcı hocanın çok arkasında durmasıdır. Yani orada biraz daha erken hamle yapmış olsalardı belki şu anda sonuç biraz daha farklı olabilirdi. Yani artık hiçbir krediniz kalmadı sizin Fas'ta Belediyespor olarak. Yani neticesinde 6. sene sonunda bu kadar yaklaşan bir takım Fas'ta Belediyespor, ben playoff oynamasını isterdim. Hem şehir için çok renkli bir durum olurdu. Ama maalesef şu anda mucizelere kalmış bir şey. Yani 3 tane takımın üzerinde kaç tane takım var? Ağrı, Büyükçekmece, Tepeci, Kuşadası. Yani evet, onların Kuşadası. Hepsinin puan kaybetmesi, yani Kuşadası'nın bile bir içeride berabere kalması bile seni tamamen saf dışı bırakıyor. Çok kötü maçlar kaybetti yani içinizde. Onda da Fas'ta Belediyespor, orada da geri dönecek olursak, Horsbor 1967, şu anda 3 puanı bile çok arıyor pozisyonda. Evet. Şu anda 3 puanı olmuş olsaydı Fas'ta Belediyespor için çok farklı şey söyleyebilirdik. Özellikle içeride oynadığı maçlarda, kaybettiği maçlarda tabii sıkıntılı. Özellikle sizin üzerinizde oynayan takımlara kaybettiniz. Silivri takım, bilmiyorum siz izlediniz. Şu anda iyi bir takım olduğu söyleniyor. Şu anda o da üçüncülüğü kovalıyor. Yani direkt final oynamak istiyor. İyi bir takım olduğu söyleniyor. Yani çok üstüne bir takım diyor kaptan. Yani bilmiyorum, hani söylenen. Kaliteli oyuncular var ama. Yani hani şunu şöyle karşılaştırmak lazım. Playoff'larda Fas'ta Kerim Bölük oynuyor stoper. Evet. Kaptanları Kerim. Evet. Mehmet var. Mehmet, bir santiforları var. Genç bir santiforu var. Yani şunu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi, altı numara falan iyi oyuncular. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Fas'ta Belediyespor playoff'a kaldığı zaman Silivri ile belki de 3 hafta sonra maç oynayacak. Bu 3 hafta sonra Silivri ile başa baş oynayabilir mi veya yenebilecek bir gücü, şeyi, potansiyeli var dünkü mı? Dünkü maç yok. Ama ilk yarıda da Silivri İstanbul'da eline kaçırdı. Ama çok daha gitmeyeceğiz biz. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra belki Silivri'yle oynayacak. Yeniye bakıyorsun. Ama ilk yarıda şöyle diyorduk. Bak, Silivri deplasman berabere, Erbaa ile berabere, Kuşadası ile berabere hep avantaj diyorduk bunlara. Yani. Ama bu avantajı çeviremez. Ama çok aradan doğru. Zaman geçti. Doğru doğru. Şimdi sen 3 hafta sonra... Hoca gitti. Kadro takviyesi yani belki olmadı. Yani belki Silivri ile maç oynayacaksın. Onu da o gözle bakmak lazım. Silivri takımı size 4 tane atmış içeride. Demoralize olmuş bir takım var. Bundan sonraki kalan 2 maçta da Fas'ta Belediyespor'un alacağı da garantiye bu küme düşme pozisyonu olan takımları. Yani işi zor. Fas'ta Belediyespor artık bu sene lige havlu atmış gibi bir mucize gerçekleşmesi. Hani Türkiye Avrupa Şampiyonası'na giderken bir mucize gerçekleşmesi. 5 tane takım takıldı ya. Böyle bir şey gerçekleşirse Fas'ta Belediyespor'da playoff'ların içerisinde. Ha, olursa da çok bir şey değişir mi? Ben Fas'ta Belediyespor'da çok yukarı doğru. Yok, yerine gelince moral olur. Hani her şeyi kaybetmiş derken bir anda bu... Hani bazen hocam evde gidiyorsun da mesela pantolon bir yerde bir şey, ceketi elini cebine bir atıyorsun. İçine bir param para çıkıyor ya. Unuttum para. Senin paran aslında daha ağırmış gibi. Onun gibi evet. Onu zaten kaybetti. Ama hocam şimdi böyle bir futbol, geri... İşte futbol neden seviliyor? Mucizeler çok kolay olduğu için seviliyor. Hani bazı mucizeler vardır futbolun haricinde. İmkan gerçekleşmesi imkansızdır. Futbolda da mucizeler gerçekleştiği için futbol çok seviliyor. Belki de Fas'ta Belediyespor'da böyle mucize gerçekleşecek. Bu mucizeler genellikle İngiltere Premier Lig'de çok gerçekleşiyor. Çok olduğu için belki bizim başımıza da Fas'ta Belediyespor'la gelir veya Horsbor 1967. Son haftalarda kaldığımız durum maalesef bu. Peki hocam, soru şu. Üzeyir Başkanı sen de çok iyi tanıyorsun. Ben de çok iyi tanıyorum. Belediye Başkanımız İbrahim Ethem Kibar'ı çok iyi tanıyoruz. Her ne kadar yönetimde yok gibi gözükse de Adem Bekir, yani o da bir dönem önce yine aynı. Aslında bakıyoruz aynı şeyin içindeler. Burada tecrübeli, belki Üzeyir Başkan yeni. Yani off-road'u seven, macera sporlarını daha çok seven bir başkan. Ama futbolun içinde ekonomik anlamda ciddi bir desteği var. Yönetim kurulunda da aslında tecrübeli yöneticiler var. Buradaki hata, evet hoca, net hoca diyebiliyor musun? Mesela hocanın haricinde... Mesela iki takviye yapıldı. O takviyelerden çok faydalanamadık. Yasin oynadı ama çok da oynamadık. Sen en büyük eksikliğimizi, kaybımızı şimdi neye bağlı? Şöyle, Üzeyir Başkan evet off-road'da oldukça başarılı. Bu futbolda da kendine göre bir duruşu var. Ancak futbol öyle bir oyun değil. Futbol değişik bir oyun yani. Bu oyunda da maalesef teknik adamınız... çok çok iyi olması lazım. Yani kimi zaman genç ve enerjik, kimi zaman da tecrübeli ve deneyimli. Evet. Böyle bir hocaya denk gelmeniz gerekiyor ki maçın, sezonun başında aslında baktığınızda hocanın ismi neydi? Murat Parlak. Murat. Sonra Atalar geldi. Şimdi hocamız öyle ya da böyle, yani Bayburt maçı hariç bana göre başarılıydı. Başarılı canım, yeni bir yani böyle bir hocadan sonra en az
onun background'da ve onun bir tık üstünde birini getirmeniz lazım ki o takıma sahip çıkması için. Evet. Bence en büyük hata şu oldu. Yani buradan sakın yardımcı hocamız hani izliyorsa yanlış anlamasın. Murat Atalı hocam. Yardımcı hocamıza şu bak. Yardımcılara şöyle ben de şans vermesi tarafındayım. Yani hoca gitmiştir, bırakmıştır. Siz de mevcut yardımcı hocaya bir şans verirsiniz. O şans kullanır, iyi kullanır. Öbür haftaya taşır kendisini ve takımını. İyi gitmiştir, yine devam eder. Geçen hafta tıpkı söylemiştik, örnek vermiştik rahmetli hocadan dolayı. Ama Fas'ta Belediyespor'un yardımcı hocayla devam etme haftası çok talihsiz bir zamana denk geldi. Yani devre arası... Yani hazırlığı devre, da o yaptı. Devre arası hazırlığı yaptı, yapılacaksa transferler yaptı. Yani 6 tane maç oynadı. En zor, en kötü bence kararı verdiler o hafta, orası. Verebiliriz, hadi yap, bunu da yaptınız. Ama ikinci yarının ilk maçı, ikinci maçı yani artık gözüküyor. Şey istiyor. Yani diyor ki ya olmuyor yani. Olmuyor. Bağırıyor bas bas. Burada bir hamle yapabilseydi ve de ya da Sayın Başkan'ın yani böyle vardır, A takımı vardır. Bilgi aldığı, sohbet ettiği, görüşlerine inandığı, değer verdiği kişiler de vardır. O dönemde de Sayın Başkan Ethem Kibar'da seçim sürecinde olduğu için bence o da pek şey yapamamış olabilir. Çünkü o tam bir seçim süreciydi. O yaklaşık 2 aylık yani takımın kötü gidişatına baktığımızda seçim süreciydi. Haliyle bunlar hepsi birleştiğinde bu Fas'ta Belediyespor'a eksi olarak yansıdı. Bu mevcut yeni hoca Bekir Hoca'ya keşke 3 hafta önce getirebilselerdi. Ben eminim ki o fark kapanırdı. Kesinlikle şu anda 3 veya 5 puan fazlası vardı. Bugün biz acaba Fas'ta Belediyespor takımımız ya 5. mi olacak, 6 mı, 3 mü olur konuşabilirdik. 3 puan bile yeter şu anda. Yani ama maalesef o arada o aradaki o 6 haftalık yardımcı hocaya başkanın sabretmesi, tahammül göstermesi ya da o arada ya da futbol şubesiyle ilgilenen arkadaşların ya da hocaya. Ama neticede burada şu var. Yani başarı ve başarısızlık her zaman başkana ait. Kulübün başkanına aittir. Neticede başkan orada bir karar verici. Neticede son noktaya koyan. Ama bu sene bence önümüzdeki sezon Üzeyir Başkan bunlardan da kendine bir tecrübe edinip daha iyi, daha başarılı olacağını ben şahsen düşünüyorum. Yani o Sayın Başkan'da var. Ya bizim programı izlese biz bile söyledik burada. Ben ikinci hafta... Yok konuştuk canım. Hayır ikinci hafta söyledim ben. Zaten Sayın Başkan devre arasında dedi ki siz dedi... Öyle yapalım dedi, o zaman. Çok maç izliyorsunuz dedi. Yani var mı dedi öyle önerebileceği futbolcu var mı dedim. Başkanım şu anda zamanı değil dedim ben daha neticede. Şöyle yapalım mı? Özetle goller var. Evet. Fatsa maçının da golleri var. Onları da izleyelim. Biz daldık bu arada sohbete. Çünkü genç takımda konuşacağız. Genç takımları da gruplara gidiyor. Evet. Yani altyapıya başkanının verdiği önem var ki onu da konuşacağız. O zaman şöyle yapalım. O 5 tane gol var. Yenildik ama herifler de bize ne goller attılar arkadaş. Şu golleri bir daha izleyelim de bakın. Mehmet Uskuz kırıldı. Muhammed Genç'ten Mehmet açısı bir hayli daraldı. Yerden çevirdi ön direğe doğru. Arda yaptı ortaya arka direğe doğru. Top geriye açıldı. Şut ve top ağlara gidiyor gol. İşaret verildi. Mikail Albayrak geliyor. Mikail kaleye doğru direkten döndü sonrasında dışarıya. Ve bu golle Silivri Spor 1-0 önde. Şimdi kontra atak şansı az adamla yakalandı Fatsa Belediyespor. Pas Arda'nın koşu yoluna karşı karşıya. Arda vuruyor ve top ağlara gidiyor. Arda farkı 2'ye çıkarıyor. Kontra ataktan buluyor golü. Abdurrahman çizgi üzerinde yerden çevirdi. Ceza sahası 2. Elle oynama beklentileri ve penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor Tayfun Güz. 62. dakika. İşaret verildi. Muhammed geliyor. Muhammed vuruyor ve top ağlara gidiyor. Gol. Muhammed Öztürk penaltı vuruşunda hata yapmıyor. Yine az adamla yakaladı. Fatsa Belediyespor savunmasını. Silivri Spor. Silivri Spor.
Karşıladı savunma. Şimdi araya girdi ve topu kazandı Emir. Silivrispor'da iki rakibinden sıyrıldı Emir. Emir yerde. Oyun devam ediyor. Avantaja bıraktı hakem. Şimdi faul düdüğünü çaldı. Hasan Çavdar. Emre Eser. Topun gerisinde işaret verildi. Direkt kaleye doğru ve topu alana gidiyor. Gol. Mükemmel bir gol. Emir Polan. Çok uzaktan, frikikten efsane bir gol atıyor Emir Polan. Evet, goller böyle ama dikkatimi çekti. Bütün yediğimiz goller, sen de yıllarca o mevkide oynadın. Sağ bek mevkideydi ki Abdurrahman ki Akgöz takımında kaptanı, en iyi adamlarından bir tanesi ama kafayı vuruyorlar yok, frikikte yok, böyle enteresan. Valla dördüncü gol Örümcek Ağa'nı almış yani neredeyse. Hep aynı köşe. Evet, müthiş atmış. Hak etmiş yani Silivri takımı. Yani bir köşeye vuruyor. Birinci gol, dönüşe bak şimdi. Burada döndürüyorsun adamı. Yayın üzerinde kimse yok. Sağ beki geliyor, vuruyor. Birinci gol bu. Birinci gol, bu birinci gol. Bu birinci gol. Yani şuraya bak, adam vuruyor, kimse yok. İkinci gol direkten dönüyor burada. Mikail, her zaman söylüyorum, farklı bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Yani şu maça yazık olmuş. Yani Fas'a Belediyespor şu maçı almış olsa. Ya burada beraberlik bile bir değişir. Potasının içerisine... Yani girme ihtimali çok yüksek. Şimdi şuraya bak abi. Tamam yakalanabilir. Gol arıyorsun ama hani kademe, sağ bek yine yok orada. Yine bir şey var yine yok. Ya tabii gol ararken arkaya... Burada koptu. Bırakmışsın yani. Aynı gol. Ama 1-0'da da bu kadar da arkayı tabii boşaltmayacaksın ya. Yani neticede maç 1-0 yani. Hakem penaltıyı çalıyor. Bir de ben anlamadım. Bekir Hoca mesela geldi. Hepimizin çok beğendiği 6 numara. Tayfur'u mesela hoca oynatmıyor. Sonradan oyuna sokuyor 6 numarayı. Farklı bir şey. Maçın hakemi de kim biliyor musunuz? Burada Nevşehir maçı var ya, 4-3'lük maç. Evet. O maçın hakemi. Zaten bu kardeşimizin maçında çok gollü oluyor. Topu oynatmayı seviyor. Öyle ufak tefek faulleri de çalmıyor. Maça tempo yani kaçıyor. Şurada sanki defans yapan takım Silivri takımı gibi. Yani 2 tane, 3 tane üç oyuncu var bak cezalarının içerisinde. Hala gidiyoruz orada. Metin Hocam mesela dedi ki burada doğru söyledi. Şimdi burada... Verdi. Bak şimdi burada avantaj var normalde bak. Verdi. Bak şimdi gidiyor. Bıraksa gitti avantaj. Hakem aslında Silivri cezalandırmış ama cezalandırdığı arkadaşımız öyle bir gol atmış yani, ki. Cezalandırmış ama güzel gol izlettirmiş. Evet. Taraftara güzel bir gol izlettirmiş. Ömürcan da bu ligin bana göre ya, her zaman en iyi kaleci. Zaten bu tür golleri güzelleştirenler hep kaleciler. Uçar. Uçmasa o kadar şey. Normalde uçmasa o kadar güzel görünmez o gol. Ama tabii ki. Olduğu yerde dursa şimdi kaleci, bu gol o kadar güzel göründü mü? Şu golleri biz atsaydık. Tabii. Ne kadar daha güzel. Stat vallahi olacaktı. Yıkılırdı. Muhteşem seyirci vardı. Yani ben böyle seyirci hiç görmedim Fas'ta. Bu sezon Fas'ta geçen sene hep söylüyorduk. Taraftar gelmiyor. Takımın sıkıntıları var, şu var, bu var diyoruz ama baktığı zaman değil. Ama altyapı da başarılı gidiyor. Mesela bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki, acaba bu imkanlar, bu şartlar, bu süreçler, Ordu Teknik Direktörü. Mesela yıllarca Niyazi Hoca mesela bir sürü sıkıntılar yaşadı dedi. Hiç onlara böyle bir şey şans tanınmadı dedi. Ama Niyazi'nin döneminde bu yönetim kurulu yoktu. İşte yoktu onu söyle. Hep böyle ekonomik anlamda hep sıkıntılar yaşadı. Böyle bir ekonomiyle bence de çalışmamıştır. Evet. Hatta ya, ben bugün o da onun şansı. Niyazi Hoca'yı da gördüm. O da Eksa'da maç vardı. Bizim ikinci amatör maçımız da vardı. Dolunay. Dolunay özür dilerim. Dolunay'daydılar. Bir ekip var orada. Orada da müsabakadaydı hocam. Orada sohbet etme imkanı bulduk. Evet bence de doğru. Bu ekonomik imkanlar biz kendisine maalesef yerli hocalara ekonomik sunulmuyor. İmkansızlıklarda evet. Bizimsin. Şans veriyoruz. Sen bizim çocuğun. Ama şöyle bir iki tane hocamız da imkan verildi, imkanı iyi kullanamadı. Yani bunu da söylemek lazım. Yok, Ordu'da bir ikisine yani Ordu merkez için söylüyorum. Şükrü Bodrum'un hakkını yemeyelim. Yani burada Ordu'da bütün teknik direktörlere şans verdi. Sadece Ali Şahin Hoca şans verdi. Ali Hoca da bir maça çıktı. Evet. O da bir maça çıktı. Yok şans verdi, değerlendirdi. Evet. Hani bir tane oyuncuya şans verirsin de adam gol az atar da. Az önce söylediğiniz gibi yardımcı hocayı da değil. 3 tane gol atar veya 5 tane gol atar. Ertesi hafta yedek bırakırsınız. O da öyle bir şey olmuş. Ali abiye şöyle bir şey lazım. Adrian alamadı. Şükrü abi de öyle oldu. Bir maça çıktı aldı. Yani. Ali abiye şöyle bir yönetici lazım. Fas'ta belediyesi bana 1 oynattı yardımcı. 2'yi devam ettirdi. 3 devam ettirdi ya. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ali Şahin bir takımda çalışsın. 4 hafta yenisin. Ali Şahin kendi bırakır. Yapmaz o işi. Bak vallahi bırakır. Evet. Yapmaz. Evet, şimdi şeyi söyleyelim. Az önce sen söyledin. Fas'ta belediye
biliyorsun 17 takımı... Şöyle yapalım, onu reklamlardan tamam. sonra kısa kesmeyelim. Çünkü tamam. gençleri konuşacağız. Tamam. Gerekiyorsa bu bay geçtiği için oradan birazcık tolere edebiliriz. Tamam. Çünkü yönetmenin reklamdı. Reklamlardan sonra evet, burada Ordu'da grup müsabakaları aldı. ASKF Yönetim Kurulu Başkanı'nın da genel merkezde de olmasında avantajı var. Daha öncelerde de oluyor tamam, ama bu da uzun yıllar sonra oldu. Aynı şekilde Fatsa Belediyespor'un altyapı takımı da gitti. Onu konuşacağız. Kısa geçmeyelim diye reklama gidelim. Reklamlardan sonra bu bölümde bunları konuşalım. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Fatsa Belediyespor'u konuşurken tabii ki başkanın bir açıklaması vardı. Hatta program sezon başında söylemiştik, evet o riskler dönemde, ama yaklaşık 3,5-4 milyon liralık bir bütçe ayırıp altyapıya. Altyapıda da önemli gelişmeler yapacağız. Öyle yukarı çıkmayı istiyoruz demişti. Orada Yalçın Hoca genel koordinatör, işte Taner Hoca, güçlü de bir teknik heyet ekibi var. Hocam onların da altyapı takımı gruba evet, gidiyor ama. Bunu söyleyeceğim. Dünkü maç izlerken de Aybastı Spor'un kulüp başkanı Ahmet Vural Yılmaz'la birlikte seyrettik maçı. O da gelmişti maça. Şimdi Saynur teyzemizle birlikte maçı bizim programı izlerlermiş. Buradan da Saynur teyzemizin ellerinden öpüyorum. Ahmet Başkan'a selamlar. Ahmet Başkan'a annemizin selamlar. Annemizin ellerinden öpüyoruz. Şimdi U17 Gelişim Ligi'nde oynuyor biliyorsunuz. Evet. Sayın Üzeyir Başkan altyapı olmazsa olmazımız diyordu. Ve bunu da gerçekten son yıllarda ilimizde başaran ender başkanlardan bir tanesi şu anda. Ve tam bir profesyonel takıma yapılan ne varsa aynısını da o çocuklarımıza sağladılar. O takım da biliyorsunuz kendi gelişim liginde şampiyon olarak bitirdi. Şimdi bunun Türkiye şampiyonası var. Gelişim ligleri şampiyonası bu. Evet. Bu Antalya'da. Yarın da saat 16'da sanırım Antalya'da oynanacak müsabaka. Rakibi de İnegöl Kafkas'ta oynuyor. Tabii. Yarın eğer o maçı geçerse de 18'inde tekrar bir müsabakası var. Ben başta Sayın Kulüp Başkanı Üzeyir Başkan olmak üzere 17 takımında gelişim sorumlusu Sayın Hocamız Yalçın Gürsoy ve ekibine ve futbolcu kardeşlerimize hepsine yarınki müsabakada öncelikle başarılar dilemek istiyorum. Şunu da güzel yaptılar. Biliyorsunuz 16 liginde geçen sene Türkiye Şampiyonası'na giden Fatsa Anadolu takımının topçularını da o çatı altında topladılar. Oranın da mesela büyük emeği var. Emre Hoca olsun. Sayın Başkan Nihat Ece olsun. Nihat Başkan. Yani burada bunu doğru bir uygulama yaptılar. Fatsa Belediyespor profesyonel takımın altında birleştirdiler ve başarı da şimdi en azından birinci tabağı aşarak geldi. İnşallah yarın Antalya'da bu çocuklarımız, ben inanıyorum, güveniyorum, buraya da geçeceklerdir. Yani hem tecrübeli, deneyimli Yalçın hocamızla birlikte o futbolcu kardeşlerim bir arada oynamanın da avantajıyla birlikte inşallah Kafkas takımını geçecekti. Ama Bursa'da biliyorsunuz kaptan da yıllarda top oynadı. Oranın da altyapısı her zaman çok iyidir. Güçlü. İyi bir müsabaka olacak. İnşallah kazanan Fatsa Belediyespor'umuz olur. Evet. Senin altyapıları söylesin, var mı eklemek istediğin söylemek istediğin? Yani bence Fatsa Belediyespor doğru yolda. İnşallah devamı gelir bu. Yani devamı da gelir. Ben inanıyorum ki bu altyapıdan iyi oyuncular çıkacak. Çünkü doğru işler yaptığının göstergesidir bu takımın finallere gitmesinin neticesinde. Dolayısıyla Fatsa Belediyespor iyi yolda. Yapılanmayla beraber yukarı çıkmak istiyorlar. Bizim altyapısı olmayan kulüplerimize de buradan önemli duyuruyoruz ki bu tür organizasyonlar içerisinde olurlarsa hem kendi reklamları için hem şehrin reklamı için başka bir şehirde Türkiye Şampiyonası'na katılmaları bence daha çok olumlu bir şekilde yansır. Evet. Orada sözünü kestim senin. Haydar Hoca Demirspor'da. Haydar Hocam da kusura bakma orada şimdi yanlış anladım, sözünü kestim. O da şimdi U16 şampiyonasında evet. Sinop'a gidiyor. O da Perşembe günü müsabakalara tıpkı bizim ilimizde oynandığı gibi Sinop'ta da oynanacak. Haydar Hocam'ın da 16 takımı biliyorsunuz müthiş bir takım. O da ilk grup mu bu, ikinci grup? İlk grup bu. Hmm. İki tane de takviye yaptı. Yani eksik yerlerini de tamamladı. Biz Demirspor'dan da Sinop'ta bir şampiyonluk maçını bekliyoruz orada. Giresun'da bir yerde yine bir tur atlamadı mı o? Şöyle yok. Giresun'da 14'ü finalde yenildi. Ha, finale 14'te. Yani şu anda iki grup oynandı. Şimdi İkisinde de Demirspor'un müdahası var. Bizim merkezdeki takımlarımızın altyapılarda şunu görmeleri lazım. Şu gerçekte yüzleşmeleri lazım. Çünkü yani yanılmıyorsam hocam daha iyi bilir. Yıllardır biz birinci gruplara geçemiyoruz. Yani çok ileriye doğru gidemiyoruz. Bir de düşünün ki Trabzon, Samsun, büyük o şehir takımlarının çoğu yukarılarda olan
Süper Lig'de olan ve birincilikte olan takımların altyapıları katılmıyor. Tabii katılmadıkları halde yok. Siz çok ileriye gidemiyorsunuz. Ünye'de birkaç şey takım falan oldu. Gücü değil, neydi o? Ünye FK. Ünye FK altyapılarda yani onlar girdi. Şeydir yani. Çok olmaşçılar oluyordu. Yani kişiler. Bizim bu kadar altyapıya emek verilen takımlar var amatör takımlarda. Bu takımların bence bu çok büyük bir şans. Bizim zamanımızda biz yarı final Türkiye Şampiyonası'na gidiyorduk. Tabii 2-3 tane grup geçiyorduk. 2 tane grup geçiyorduk. Bir de baba takımlar vardı mesela Trabzon altyapısı. Samsun Spor altyapısı. Keza şu anda onların olmaması bu takımlar için oradaki amatördeki altyapılar için bence bir avantaj. Kendileri göstermeleri açısından. Ama maalesef hep biz birinci turda elenip geliyoruz. Evet. Demek ki burada şapkayı alıp biraz da önümüze koyup düşünmek lazım. Yani siz bu şekilde de birinci grubu geçemiyorsanız birinci turu, yani burada bir sıkıntı var demektir. Doğru. Çünkü çok iyi takımların katılmadığı bir şeyde en az bir yarı final yapmanız lazım. Ama şu var şimdi kaptan, mesela Samsun ve Trabzon'a baktım, genelde bunlardan takımlar geliyor. Özellikle Samsun'da mesela bir Kadıköy, bu gelişim liginde oynamadığı için bu liglerde oynuyor. Müthiş bir kadro var. En kötü bir yarı final yapmaları lazım. Zaten o, ya şimdi mesela Kadıköy buraya geliyor şimdi. Bu hafta sonu burada. Yani Trabzon Ortaysar geliyor. Yani buradan dediğin gibi Ortaysar geliyor. Yani gele bir mesela dediğiniz gibi oradan. Burada takımlar geliyor. Hocam bizde de Trabzon geliyordu, Samsun geliyordu veya bütün şehir takımları geliyordu. Ama şimdi zaman, onlar yok yani. O zaman futbol biraz daha şey. Yani hayır, ben şunu söylemek istiyorum. Doğru söylüyorum. Altyapılar için, evet. Amatördeki altyapılar evet. için bence bu çok büyük bir avantaj. Fırsat bu avantajı da ya Kadıköy, Madıköy tamam onlar çok şey bir takım olabilir mi? En az bir grup geçmesi lazım yani. Bizim ama takımlarımız daha an, iyi olduğunu söylüyoruz. Bizim takımlarımız aslında. Artık biraz daha sahalarımız çoğaldı ya. Tam sahayı bir çalışma yaparak biraz daha üstüne koymaya başladılar. Ben bundan sonraki süreçte sizin dediğiniz gibi ama burada şehri yönetenlerin de bu takımlarımıza desteğini bir tık daha artırması lazım. Yani bu takım şimdi gruba gittiğinde zaten ekonomik güçlüklerle, zorluklarla gidiyor. Burada İşte yakıt desteğidir, bazen konaklama desteğidir, bazen araç desteği, bunları da verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bunlar da sağlanacaktır. Bunlar da sağlandığında hem sahalarımız bitti, hem bu ekonomik desteği de biraz daha yaptığımızda bu takımlarımız daha da heyecanını bir tık üste koyarak daha da başarı yakalayacaktır. İnşallah ben Demirspor'dan özellikle bu hafta Sinop'tan böyle bir oradan bir madalya bekliyorum. Evet. Elikordspor bu hafta maç yapmadı. Yani haftayı bay geçti. Şimdi kaldı iki tane maçı. Bu hafta pazar günü. Tabii fikstürde pazar gözüküyor ama federasyon henüz programı açıklamadı ama pazar günü büyük ihtimalle saat 3'te Küçükçekmece Sinopspor'u konuk edecek. Ardından Hopaspor'la ligi bitirecek. Maç yapmadı hafta. Ayvalıkgücü maçı farklı kazandı. Yani Kırıkkale takımını 4-1 yenerek puanını 46 yaptı. 1 puan öne geçti. Elikordspor'un önüne geçti. Onların da 2 maçı var. Bakıyorum bu hafta Kepez'e gidiyorlar. Kepez takımı da dün şampiyonluğunu ilan etti. Evet. Ne kadar aslında liderle oynaması avantajı gözükse de Kepez takımı şu anda liderliği garantiledi. Bu maça nasıl çıkar bilemiyoruz. Ardından Hopa'ya gidecek Elikordspor. Onlar da içeride Edirne ile oynayacaklar. Aslında baktığı zaman hani Elikordspor'u tekrar 3. bitirme şansı çok yüksek. Yani Elikordspor 3. olabilir, 6. da olabilir. İşte öyle bir ona geleceğim. Şu anda hiçbir şeyi garanti yok. Sadece garanti olduğu playoff'ların içerisinde. Öyle bir durum ama 6. olanlar çıkıyor genelde. 6. olsa daha iyi bence. Tabii 6-3. Ama deplasmana gidecek. Olsun. Öbür türlü çift maç oluyor da şimdi tek biraz... Tek maç olacak. En azından tek maçı burada oynayalım istiyoruz. Gece maç olur tek maç. O ardından iki maçı çok bakmıyoruz. Yani evet, 52 Orspor'un şu anda garantide olduğu playoff potasının içerisinde. Üçüncü mü olacak, dördüncü mü olacak, beşinci mi olacak, altıncı mı olacak belli değil. Ha, burada en büyük avantaj 52 Orspor'un bundan sonra oynayacağı rakiplerin çok... Elikor Spor ayarında olmaması. Bir de Sinop buraya şey gelmez değil mi kaptan? Sinop son ya maçı. Sinop bırakmış yani. Son hafta hiç bay. Hiçbir iddiası olmayan 30 yense bilese 40 yapıyor. Bu bence Hopa'ya gidiyor hiçbir iddiası olmayan takım. Avantaj. Yani şu anda mesela Ayvalık her ne kadar şampiyonluğunu ilan etmiş. Buradan da Kepez takımını kutlayalım. Çok büyük başarı elde ettiler. Hele arkasında namalup olmuş bir takımın üzerinde. Hala namalup. İşte onu diyorum. Arkasında namalup olmuş bir takımın üzerinde şampiyon olmak bence büyük başarı yani. Ama bir dakika, Kepes'in de bir mağlubiyeti var. O da Elikordspor'dan aldı. Ha, ya evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hani Süper Lig'de Beşiktaş'ın namalup ikincilikleri var da. Hani alt liglerde zannetmiyorum olduğunu sanırım yine şeydir bu.
alevadır. Alt liglerde namalup ikinci olması. Yani şimdi Kepes takımı evet tebrik ediyoruz ama 9 yani, beraberliği var ya. Çok büyük bir 62 kaç puan topladı bunlar? 67-63. 67 müthiş puan. Evet. Yani 52 Orspor'un bu kadar ciddi rakamların harcandığı, bu kadar çok transferin yapıldığı bir 52 Orspor'da 22 puan fark atmış. 61 gol atmış. Yani 7 maç fark atmış. 7 maç. Yani 28 maçlık periyotta 4'te 1'ini fark atmış. Ama bekleyecek avantajlı. Ama şu söyleyeyim kaptan. Diyorum ben. Alaa'yı demiyorum. Kepez diyorum. Evet, Alaa'nın tamam. Da Kepez'in de onların da iyi kadroları var. Onlar da iyi para harcadılar. Yani her şey bence para değil. Ben hala şey diyeyim. Bu sen çıkar dedim bu lafı. Bir şey söyleyeyim. Bu kadro mühendisliği var ya. Bu kadro bir şey söyleyeyim. Hatırlar mısınız? Bundan 2 sene önce. Bakın Emre gitti çatır atıyor orada. Amatör spor kulüplerinin Antalya'da bir toplantısı vardı. Bizi Kepez'in otobüsü almıştı. Evet, hatırlar mısınız? Anlattım burada. Zaten. Şoför demişti ki bak o zaman. Bu takım dedi bu sene dedi 3'e çıkacak. 2 sene içinde bu takım dedi 2'ye çıkacak dedi. Bu takım dedi öyle bir takım ki yapı dedi. Adam o zaman şoför söylemişti bunu. Ben de burada söylemiştim. Bodrum çıktı. Alanya var şimdi. Sahi gidiyor. Yani Antalya takımları bu çok... Bu arada Alanya takımıyla tabii beraber. Futbolla ne alakası var? Alanya Kestel playoff oynayacak. Kepez'in yeni seçilen belediye başkanı da bu üzücü bir teleferik olayından dolayı Kepez belediye başkanı da içeriye aldılar. Yani cezaevine girdi. Yani şimdi ben geçen hafta söyledim herhalde bununla ilgili. Bu belediye seçimlerinden sonra birçok takım sıkıntı yaşayabilir. Şimdi bu yeni seçilen belediye önceki belediye değil herhalde. Belediye başkanı. Yok değil. Değişti. Şimdi Kepez Belediye Spor'a bakış açısı nasıl? Ya Manisa'yı, mesela Manisa takımını izledik. Manisa terk edin diyor ama futbolcuları ikna etmiş başkanı. En azından sezon sonuna kadar bize müsaade etmiş. Sezon sonu veya sezon başı. Adam çıkın dedi. Adam dedi çıkın kardeşim dedi. Buranın tek bir takım varsa o da Manisa takımı dedi. Manisa Spor diyor. Manisa Spor dedi. Siz dedi hiçbir şey vermeden belediyenin bütün imkanlarından faydalanıyorsunuz. Onun için Türkiye'deki birçok belediye takımı bir değişimden sonra bu belediye başkanları değiştiyse bir sıkıntı yaşayabilir. Kepez'de bu şekilde olabilir. Çünkü Karaköprü. Şu anda Karaköprü geçen hafta. Allah'tan şey yenildi ha. Bunu takip ettin değil mi? Karaköprü bir berabere kaldı takdirde. Erbağ kendi sahasında yenildi. Kaptan. Şimdi dolayısıyla 52 Orspor'u yorumlarsak 52 Orspor'un şu anda her şey kendi elinde. Üçüncü olmak veya dördüncü olmak. Burada üçüncü olmak çok büyük bir avantaj. Kendi sahasında oynayacak. 52 Orspor'la ilgili de şunu söyleyelim. Aldığımız duyumlar böyle söylüyor. 3-4 tane yönetici bırakmış. Onu da burada belirtelim. Eğer böyle bir şey varsa demek ki sıkıntılı bir süreç var orada. Sıkıntılı bir durum var. Bence bir takımın başarılı olması için en başta yönetim kurulunun birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Biz zaten duyuyorduk takım yönetim içerisinde ayrışmalar olduğunu. 3-4 tane yöneticinin, 4 tane yöneticinin de bırakmış olması 52 Orspor için bir dezavantaj olarak nitelendirebiliriz. Ben bunu sordum. Çünkü resmi olarak resmi olarak bırakmasa da maçlara falan gelmiyorlar. Bırakan yöneticiye sordum, bıraktığını söyledi. Bak bırakan yöneticiye sordum, bıraktığını söyledi. Özellikle kulübün sekreterya bölümüne sordum, bize bir evrak gelmedi. Özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğin ve hele çok ihtiyacı olduğumuz bir dönemde playoff maçlarında bu tür işlerin olması 52 Orspor için eksi yazar. Onu da söyleyelim. Zaten biliyorduk bu tür olayların olduğunu ama maalesef bu olayların olması bence 50 korusu var. Başkan o zaman olaya koyacak biraz. Şükrü Bodur bu işi toparlar mı? Toparlar ama takımda bir bütünlüğün sağlanması için yönetimin de bir bütün olması lazım. Onu da söylemek lazım. Altyapılarla ilgili şeyi söyleyecektim. Araya girdik. Kaptan hani dedi ya son zamanlarda işte grup atlanamıyor diye. Bununla alakalı tıpkı şimdi süper amatörün kurulma aşamasında rekabetçi bir lig oluşsun, müsabakalar dengeli geçsin diye bir şey yapmıştık ya. Bunun aynısını il temsilcimiz bunun organizasyonunu yaptı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Şimdi aynısı alt liglerde de başladı. Şimdi önümüzdeki sezon alt liglerde kendini ilk dörtte bitiren takımlar elit ligde oynayacaklar. Yani altyapının da elit ligi oynanacak. 16'nın. Yani şimdi 16 liginde öyle maçlarımız var ki 20'ye 0 bitiyordu. Şimdi öyle olmayacak. Şimdi ne olacak? Denk takımlar. Denk takımlar. Yani burada kendini geliştirerek hoca da kendini geliştirerek, hakem de kendini geliştirecek. Hepsi gelişimi yükselecek. Önümüzdeki bakın 2-3 yılda şuraya yazın. Tıpkı demin ne dedik? Kepez Belediye'nin şoförünün söylediğini. Şuradan söyleyeyim. 2 sene, 3 sene sonra kaptanın dediği, yani bizim ilimizdeki takımlarımızın altyapıları ikinci grubu da belki Türkiye finaline gidecek takım çıkartacağız biz buradan.
Bunların da temelleri atıldı. Rekabetçi bir lig olması lazım. Yani rekabetçi olmadıktan sonra siz futbolcuyu geliştiremiyorsunuz. Ama önümüzdeki sezondan itibaren bu elitlikte... Hocam şey devam ediyor mu Ali? Mesela U14, U16 bir takım mesela ne kadar maç oynuyor? Yaklaşık, sizin demenize göre... Şimdi şöyle... Çekilenler falan şu anda yok. Bu son zamanda yani son 1,5-2 sezona baktığımızda çekilen çok az. Bir tane çekilebiliyor. Ama rekabetçi olmuyor. Yani maç farklı skorlarla bitiyor. Anladım. Takımlar çok denk. Tabii. Ama şimdi bu sezon başında planlama yapıldığında takımlarımızla görüştüğümüzde bunun kararı alındı. Şimdi mesela kendi grubunda atıyorum 16 liginde kendi grubunu ilk 4'te bitiren takımlar önümüzdeki sezon elit ligde oynayacaklar. Diğer aşağıdaki 4'ün altına bitirenler de normal liginde oynayacaklar. Burada. Anlatabildim mi? Yani şöyle söyleyelim. Demirspor, Galata, Anadolu, Kiraz Limanı ilk 4'te bitirdi. Birinci. Bunlar bir grup. B grubunda da yine işte Ünye, Fevzi Çakmak atıyorum. İşte Fatsa Belediyespor gibi takımlar da bitirdi. Bu 8 takım elit lig olacak. Kendi arasında çift devre ligi oynayacaklar. Denk kuvvetlerle oynayacak. Yani öyle maçta farklar olamayacak. Normal bir gruptan sonra mı olacak? Tabii yok. Bu sezon başı ayrılacak. Sezon mi? Başında elit lig. Bir önceki sezonda bitirdiği duruma göre tabii. İlk yapacak. Elit lig olacak. Bir transfer olmaz değil mi? Yok. Bunun kararı alındı. Onaylandı. Aynı süper amatörde olduğu gibi. Şimdi ne yaptık amatörlükte de? İlk 4'leri aldık. Playoff oynattık. Playoff oynayan 12 takım. Önümüzdeki sezon zaten süper amatörde. Hayır, aynısı, bunun sistemi aynısı. Altyapıda buna bir engel yok. Bu, yok, şey yok, alt liglerde de aynısını yaptık. Anladım. Önümüzdeki sezondan itibaren yani 2024-2025 sezonunda da elit lig oynanacak alt liglerde. Haliyle de burada kalite gelecek ortaya. Bu kalitede meyvesini tabii ki hemen bir senede vermesi beklenemez. 2-3 sene içinde emin olun Türkiye şampiyonalarında bizim ilimizin takımlarımızı hep beraber göreceğiz. İnşallah. Çünkü niye sordum az önce sayı biliyor musun? Bizim oynadığımız dönemlerde işte kaptanın da oynadığı dönemlerde o biraz daha şanslıydı. Ben çok okul kısmını tabi buramı bu bölümü örnek almayın bizden de kaptan okul kısmını da oynadığı için biz şimdi 14 takımda oynuyorduk. Yaşımız küçüktü. 16'da oynuyorduk. Fazla yaş grubu yoktu ki. Değil mi? Yani 14-16 o zaman. 16 falan bizde yıldız genç vardı ya. Yıldız genç. Amatör yıldız genç. Okulda da aynı arkadaşlarla bir yerde yani bir sezonda bayağı bir maç oynayıp gidiyorduk. Ama şimdi bakıyoruz eskiden geçen de ondan önceki seneler çok önceki seneler soruyor adam diyor ki 5 maç oynadım. Trabzon takımından sonra 30 maç oynayıp gelmiş gibi söylüyorum. O maç herhalde kaybını da bu arada çözdünüz tabii gibi. Hem maç kaybı olmuyor hem denk kuvvetleri müsabakası oluyor. Hem de izleyen, oynayan da keyif alıyor. Bazı maçta görüyoruz maç 15 oluyor çocuk ağlıyor haliyle. Evet. Bir de şunu da söyleyeceğim. Yani hafta sonu özellikle alt lig müsabakalarında ya velilerimiz oyuna çok müdahale ediyor. Velinin yapmış olduğu müdahaleden dolayı oynayan çocuk babaya veya anneye bakıyor. Bu sefer aileler arasında kavga çıkıyor tribünde. Bu dediğimiz... Ben mesela onunla ilgili şunu söyleyeyim. Ya böyle bir şey olmaz. Cumartesi günü ben final maçlarını izledim. Ondan sonra maçın bir tanesi bitti devre arasında. Orada ufaklıkların maçı vardı. Ya 9-10 yaş grubu herhalde. O turnuva. Turnuva. O turnuvaydı. Ama bakın şimdi turnuvalar bazen amacının dışına çıkıyor. Oradaki ben hocalara gördüm. Yani o kadar çok agresifler ki. Yani hocaların şunu düşünmesi lazım oradaki takımı yöneten hocaların. Ya işte bir tane hakem var, yan hakemleri yok. Orada hakeme bir sürü laf söylüyorlar. Olabilir ya burada amaç oyuncuların kazanmasından çok oyuncunun yetişmesi. Bakın Avrupa'da finaller oynatmıyorlar bu yaş gruplarında. Oradaki amaç şu oyuncu... Maç tecrübesi olur. Eğlence. Ama biz de yani kazansın da ne olursa olsun. Evet. Yani birçok şeyler söyleniyor orada. Ya agresifler, çok ağır laflar konuşuyor. Hocamız söylediğini... Onun için bence çok dikkat etmeleri lazım. Orada ben veli olsam mesela benim çocuğum burada top oynamış olsa orada bir hakaret edildiği bir yerde ben dayanamam yani. Yani bir tane olmuş orada senin söylediğin gibi küçük bir yaş grubunda. Veliler arasında yani kaleci bir tanesinin çocuğu kaleci bir tanesi şey orada bir pozisyon oluyor bir şey oluyor çok ciddi. Yani şunu yerleştirmeler söyleyince bakın şunu yerleştirmemiz lazım. Özellikle bu yaş gruplarında eğlence ya burası. Kazanmaktan çok oyuncuların gelişimine yardım etmemiz lazım. Bunu sadece oyuncuların değil, velilerin, antrenörlerin, hakemlerin de yardım etmesi lazım. Ya olabilir genç 10
9-10 yaşındaki oyuncu taç atışında ayağını kaldırmış olabilir. Buna müsamaha etmesi lazım teknik heyetin veya hocanın orada. Tabii. Yani niye bağırıp çığırırlar anlamam ki ben ya. Biz zaten, anlamıyorum yani. Kaptan yani bu bizim organizasyonumuz değildi. Bizim kulübümüz yaptı organizasyondu. Kayat Spor Kulübü yaptı. Çok da güzel bir organizasyon aslında. İlimize bayağı bir takım geldi. Evet dediklerine katılıyorum ama organizasyon güzel bir organizasyondu bakıldığında. Ama biz 11-12 liglerinde, kategorilerinde biz kupa vermiyoruz. Bütün takımlara, bütün öyle sporculara madalya veriyoruz. Yani yenene yenilene de. Niye? Çocuk üzülüyor yani o kupayı alamayınca geriliyor ama madalyayı aldığı anda asıyor yatağının başına. Biz uygulamayı 2 senedir yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Yani orada çok agresifti orada şeyler. Neyse biz şeye yani gelelim. Reklam geldiği için öyle yuvarlayıp geçelim istiyorum. Öbür bölümde konuşuruz. Sen 52 Orospor Ligi konuşur. Hocam da Esra bizi uyarana kadar 52 Orospor Ligi siz de çünkü bir sonraki bölümde yine devam şimdi ederiz. Şimdi şöyle 52 Orospor yani playoff'un içinde kendine zaten yeri buldu. Bir sıkıntı yok. Ama oyun anlamında bizi tatmin etmedi. Ama playoff'un içinde olması ve playoff oynaması çok önemli, çok kıymetli. Yani geçen sene de playoff oynadı, finalde kaybetti. Olabilir. Yani belki bu sene o playoff'larda bu işi çözecektir. O kadro var mı? Var. Önemli olan işte o oyun gücünü daha da çok artırması. İzleyenleri, bizleri de evet bu takım playoff'tan çıkarı da inandırması lazım. En azından bu oynayacağı 2 tane müsabakası var. Oyun gücünü artırması lazım. Zaten rakiplerin de bir iddiası da yok zaten. Kendisinin de playoff içinde zaten. Burada oyun kimlerle oynayacağını, nasıl oyunlar oynayacağını gelişimini yapması lazım. Artık bu saatten sonra ne yapacağız? Hep beraber zaten bizim takımımız hangisi olursa olsun bu Fas'ta Belediye, Orduspor 1967, 52 Orduspor hangisi bizim başarıya gidiyorsa, hangisinin o hafta ihtiyacı olsa biz onların yanındayız. Onlarla birlikte olacağız. Yeter ki bizim sloganımız da uzayan kol bizden olsun. O yüzden ben 52 Orduspor'a da oynayacağı 2 maçta ve ondan sonraki de özellikle playoff müsabakalarında üstün başarılar diliyorum. Evet. Reklam diyor Esra. Reklamlardan sonra hem Pandoroma hem de 52 Orduspor az konuştuk yine. Onunla birlikte toparlayacağız son bölümde. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra diğer gruplarda da çok enteresan maçlar var. Yani ben diğer grupların da puan durumunu aldım. Özellikle ikinci grupta öyle bir maç, yani öyle bir son 2 hafta var ki Batman Petrolspor'un 54 puanı var. İnegöl Üçgen Holding Elazığspor'un 52 puanı var. Karşıyaka'nın 51 puanı var. Ki Batman Amasya'da son uzatmalarda attı. 3-2 mağluptu. 2-0'dan 2-2 yaptı. 3-2 Amasya'nın. Yani burada da çok enteresan maçlar var. Niye burayı söylüyorum? Eğer 52 Orduspor playoff'ta çıkarsa buradan gelecek ya Batman birinci olmazsa Karşıyaka, Elazığ, Turgut onlardan bir tanesi olacak. O yüzden söylüyorum. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra gruplarımızı Orospor 1967, 52 Orospor, Fas'a Medyaspor'u bir kez daha konuşacağız. Evet, son bölümdeyiz ve hızlıca panoramayı bir geçelim. Bu hafta 52 Orospor'un maçı yoktu ama lider, zirve artık buranın birincisi belli oldu. Kepez Spor'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve Kepez Spor önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele edecek. Zirvede 67 puanıyla var. 63 puan hala artık ikinciliği de garanti. Onlar da playoff'u rakiplerini analiz edecek, bekleyecekler. Belki de bir tane maç oynayıp uzun süre maç oynamadan bekleyecekler. Emre Gemici burada mıydı? Evet, ikinci yarı gitti. Geçen hafta Emre 5 tane gol attı. Yani. Ekora gidiyordu. Şimdi hala bay geçecek. Bir tane maç oynayacak hala. Ondan sonra rakipleri oynayacak. 4 maç, 5 maç, 6 maç bekleyecek. Onun için bir avantaj mıdır? Dezavantaj. Bana göre ikinci beklemek avantaj diyoruz ama belki de dezavantaj da olabilir mi bilmiyoruz. Üçüncü sırada 46 puanı var. Ama şu var şimdi 3 tane maç oynayacak Ala'nın konumuna gelene kadar diğer takımda. Evet. Ya sence hangisini oynarsın istersin sen? Ya beklemek yani tamam. 2 tane takım elemek mi? Yoksa direkt final oynamak. Ama işleyen takım, işleyen demir de pas tutmaz kaptan ya. Göreceli de kötü ya. Kaptan göreceli. Niye geçen seneki maçlarda kim çıktı? Bekleyen çıktı. Bekleyen şöyle bir de cezalı falan muhabbeti var ya onu temizleyip ona göre yani şimdi 2 tane maç oynayacaksın 3 tane pardon. 3 oynayacaksın. Hala finale kadar. 3 maç oynayacaksın bir de yakın zamanda oynayacaksın. Sakatlığı var. Cezalısı var. Cezalı olma durumu var. Onun için Ala takımı yani bu önemli olan bu tür pozisyonlarda ikinci olan takımı hazır tutmak çok önemli. Şunu söylüyorum. Ben hani yani. Şu demiyorum. Avantaj mı dezavantaj mı? O yüzden soruyorum. Evet. Sen avantaj mı? Ben avantajlarım yani tabii 2 tane takım eleyeceğini. Bekliyorsun. Yani. 3 maç oynayıp bence de ritmi düşer ya. Ritimsiz olur ya.
Ne yapsın o zaman, siz gelin. Ben maç şeyden başlayayım mı diyecek yani. Ne yapacak yani? Hazır başı oynayacak takım. Yani öyle bir şey var mı? O zaman Ala desin ki. Şu anda Ala dese ki. Ben ikinci olmak istemiyorum. Gelin. 52 olur. Bak şu anda. Dese bütün dört grubun playoff'undaki kalan ikincinin haricindeki takımlar hepsi gelip ikinci olmak ister. Tabii canım. Herkesin amacı ikinci olmak. Niye o kadar mücadele ediyorsun? Yok yok, ben söylüyorum. Yani şu soru sordum. Avantaj mı dezavantaj mı? Öyle söyledin. Yani buna dezavantaj olarak bakan insanlar ben hayret ediyorum yani. Olabilir, bilmiyorum. Bakaracağım sen de bir sen şey. Sen öyle mi bakıyorsun? Bakabilirim. Ben de. Şeye bakacağım bak, şimdi. Lig bittiğinde eğer sen dezavantaj olarak. Alea çıkamazsa oradan Alea değil de 52 Ordu ile Alea filan öyle. Olabilir. Ya olabilir, bu futbol bu. Yok, şöyle diyor ama. 3 tane maç oyunca yorgun çok çabuk. Orada belki sakatlık vereceğin, cezalı duruma düşecek. Gelip adam oynamaktansa bekleyip de oynamak ya daha niye, avantajlı. Niye ikinci olmak için mücadele bir takımlar doğru. Ya? Niye o zaman? Bu, bir şey sorayım. Bu hani diğerler, Ali haricindekiler. Çarşamba pazar mı oynayacak, pazar pazar mı oynayacak? Muhtemelen playoff maçlarına baktığımız zaman mesela geçen bence seneki şeylere. Salı, bence hızlandırma olmaz. Hayır, salı, şöyle, cumartesi. Bence şöyle. Cuma, salı falan oynatıyorlar tabii, genelde. Tabii, cuma, salı. Öyle hocam, bir hafta içinde iki tane maç oynatırlar. Ama şöyle ki. Ben, şimdi, bence çabuk şöyle çabuk yapacaklar oynayacak. Hocam. Şöyle yapacaklar bence. İlk maçı tek oynuyorsun. İlk maçı hani gruplara göre ayırıyorlar. Mesela çarşamba, perşembe, cuma. Hani atıyorum cuma oynadıysan çarşamba oynarsın. Cuma tek maç oynayacaksın. Çarşamba ve pazar final yapıp diğer şeyi de bir hafta bırakır orada. Cuma, salı, çarşamba yapabilir. Ama çok da yorgun çıkartmamak lazım karşısına ya. Bu çok. Ne yapacak o zaman? Bekleyecekler mi? Bir hafta. En son finali bekletin. Finali diyorum işte. Finali bir hafta bir zaman tanımlar. Zaten benim hangi finali? Buranın finali mi? Genel finali. Genel finali bekletin. Genel final zaten tek maç, onu bekleyebilir. Tek maç olacak. Burada da, ya, yetiştiremezsin. Evet. Sen zor zor. Hocam, aşağıdakinden işi zor. Burada herkes 10 küsür 20 tane küsür bayağı maç olacak. Neyse biz gidelim. Ayvalık Gücü 46 puana çıktı bu hafta, kazandı. Biz bir basamak geriye geldi Elikor Spor ve 45 puanla 44 puanla İnegöl Kafkas. Edirne Spor 43 puanda. Yani Sinop geliyor bu hafta. 52 Ordu Spor 37 puanı var. 40-43 yapsa dahi yakalayamıyor. Yani burada Edirne'nin doğru de... Doğru belli olmuş, orası bitmiş. Edirne'nin de Ayvalık Gücü'yle maçı var. Yani burada sıralama da önemli. O yüzden bura belli. Mardin 8. sırada puanı 37. Yine aynı 37 puanda Sinop Spor oradaydı. Ve Artviropa Spor'da 34 puanı var. 9. sırada. Karabük İdmanyurdu 34 puanda, yine 10. sırada 28 puanlı. Talas Gücü Belediyespor 11. sırada 26 puanla Kırıkkale Gücü ve 22 puanla Gümüşhane Sportif. Malatya Arguvan 10 puanda, Tarsus İdmanyurdu 9 puanda 15. sırada. Acaba yakalar mı diyoruz ama 25-26 sanki burada da düşenler belli gibi bir durum var. Fatsa Belediyespor 1, Silivspor 4, Büyükçekmece Tepecikspor 2, Akhisar Spor 1, Darıca Gençler Birliği 1, Kuşadası Spor 0, Bornova 1870 Sportif 0, Belediye Kütahya 0, Osmaniye Spor 1, Bayburt Özel İdare Spor 2. Bayburt takımı çok büyük bir maç kazandı bana göre. Sivas 4 Eylül 0, 1920 Konya 2. Onlar da bu maçı kazanarak bence garantilediler ligde kalmayı. Çok büyük avantaj yakaladılar. Merkürcet Erbağ Spor 2, Onva Ağrı 3. Erbağ yenseydi, bakın şimdi biraz sonra göreceksiniz. Erbağ 2-1 galipti bir ara herhalde. Mağluptu. Mağlup muydu Erbağ? 1-0'dan 2-1, 3-1 oldu. Bakın Karaköprü oynamadığı hafta puan farkını korudu. Eğer yenseydi 54-56 2 puan kalacaktı ki çok önemli bir avantajını şimdi yakalayamadı. Bir beraberlik Karaköprü'yü şampiyon yapıyor. Karaköprü'nün 2 tane maçı var, baktım ben. Karaköprü Belediye Başkanı değişmiş. Şey, kaptan. Bir de maçları şey, rakiplerinin iddiası olmayan maçlar oynayacak. Orada yok, bir beraberlik yetiyor. Bence bitti gibi. Bir beraberlik yetiyor çünkü ikili avarajda önde herhalde muhtemelen. Bornova 3. sırada 47 puanı var. 45 puanlı Silivrispor, Belediye Kütahya Spor 43 puanla, 42 puanla Kuşadası Spor ve 38 puanla Büyükçekmece Tepecik Spor. 36 puanlı iki takım. Ligden düşen takım da oynuyor herhalde. Kim? En son. Karaköprü. Evet. Ağrı ve Fatsa Belediye Spor 36 puanla 8 ve 9'da var. 29 puanla, şimdi buraya bakın bu sıralamaya. 29 puan Osmaniye Futbol Kulübü, 10. sırada Karatay Termal 27 puan ki çok önemli bir maç. Yani Sivas tamam. takımını yenmeyle ligde kaldı. Keşke Fatsa Belediyespor işte bu hafta kazansaydı, bence çok ciddi bir avantaj olacaktı. Darıca 22 puanı var. Bayburt 22 puanı var. Akhisar 19 puanı var. Ve Sivas 4 Eylül'ün 16 puanı var burada ve maçlarda çok enteresan. 23 Elazığ 0, Sultanbeyli 0. Nevşehir Belediyespor 0, Güneş Holding 2,
Armon Alanya Kestel Spor 2, Orspor 1967-0, Balıkesir Spor 1, Tokat Belediye Pelevne 1, Çatalca Spor 0, Sebat Gençlik 2, Bursa Yıldırım 2, Biteksen Adana 1954 2, Muş 1984 3, Siirt İl Özel İdare Spor 0. Buradaki sıralamada zaten Adana haftalar önce çıkmıştı. 49 puanda Sebat Gençlik 2. sırada ve büyük ihtimalle de ikinciliğini garantiledi gibi bir şey. Muş 3. sırada 43 puanı var. 42 puanla Alanya Kestel Spor ve 39 puanlı iki takım Bursa Yıldırım ve Tokat Belediye Pelevne 5 ve 6. sıradalar ve bu iki takım bu hafta Tokat'ta karşı karşıya gelecekler. Bizim isteğimiz berabere kalmaları. Orduspor 1967 aldığı mağlubiyet 38 puanla 7. sıraya geriledi. Balıkesir Spor 33 puanla 8. Güneş Holding Çankaya son 2 haftada aldığı 7 puanla bir anda 29 puana çıkarak playoff alttan biraz yukarıya doğru çıktı. 28 puanla Bergama Sportif, 27 puanla 23 Elazığ Spor, 26 puan 3 takımdan Çatalca Spor, Siirt İl Özel İdare Spor, Nevşehir Belediye Spor ve son sırada Sultanbeyli 24. Buradan kim düşecek? Buradan kim düşecek? Çok ciddi de maçlar var. Ama dediğim gibi bizi bu grupta ilgilendiren tarafı rakiplerin berabere kalması ve son hafta en azından birini yenilip bizim ya bak de... şuraya bak. Sultanbeyli takımı, Sultanbeyli evet. takımı gidiyor Elazığ takımından puan alıyor. Evet. Ve biz playoff oynayacağız. Gidip biz yeniliyoruz. Biz Sultanbeyli ikinci yarıda değil mi? Ligin ilk yarısında biliyorsun bizi burada gelip farklı yanında çok. Biz de onlar burada. Yani ya böyle çok ciddi avantajları kaybettik. Kaçırdık. Ama bakıldığı zaman gruplarda böyle bir durum var artık. Önümüzdeki hafta Orspor 1967 bay geçecek 52 Orspor. Küçükçekmece Sinop Spor'u konuk edecek. Fatsa Belediye Spor ise Konya deplasmanına gidecek. Bakılınca tekrar bir daha 52 Orspor grubuna bakalım. Kepez'de oynayacak. Ayvalık Gücü rakip. Yani biz üçüncülüğü kovaladığımız için buraya bakıyorum. Son maçta Ayvalık Gücü Edirne ile oynayacak. Yani Ayvalık bir Kepez bir de Edirne ile oynayacak. Edirne takımının da 6. sırada puanı 43. Ayvalık Gücü'nün puanı 46. Maç Edirne'de mi? Yok son maç Ayvalık'ın sahasında. Ayvalık bu hafta Kepez'e gidiyor. Deplasmana gidiyor. Ayvalık ama Kepez şampiyon oldu. Şampiyon oldu işte. Kepez'in daha eli kolu kalkmaz. Yani en kötü beraberlik bile mesela 47 yapsa sen 48 yapın yine geçiyorsun onu. Yani Kepez yenilmediği zaman sen kazanırsan burada Sinop'u. Ayvalık o maçı orada alır. Kendi sahasında değil. Kepez'in sahasında. Deplasmanda da olsa Edirne'yi alır. Edirne'yi de yener mi o zaman? Yenersen sonra üçüncü. Edirne maçı zor olur. Edirne takımı zor olur. Anladım. Evet 52 Orspor'u durumu ya kaptanın dediği gibi 3 bitirme, 4 bitirme. Duruma göre 5-6. Şimdi şöyle yani Elikor Spor 6 puan koyar bunun üstüne. 3 bu hafta, 3'te bir tane hafta 6 puanı koyar üstüne. Artık diğer rakiplerin alacağı puana göre sıralanır. 6 puanı yazmak lazım oraya. Yani alır, bu takım alır. Tabii burada alırsa 3. olurdu. 6 puan alır, bence kesin alır. 6 puan alırsa 3. olur. Ama hocam şimdi diyor, Ayvalık Gücü hani Kepez takımı yendi şampiyon oldu, rahatladı ya. Kepez'i yenerse yani deplasmanda bence Edirne'yi de yener. Kepez orada kendi sahasında tur atmak isteyecektir. Yani kupa gider mi acaba? Kupa giderse çok büyük avantaj. Kupa gider muhtemelen. Çünkü yani. Artık adam şampiyonu ilan etmiş. Valla yani bu tip müsabakalarda kimin çok iyi... Şimdi Kepez takımı bir yılın bütün enerjisini bitirmiş. Eğlenceler olmuştur. Antalya tarafında güzel olur. Orada ya eli kolu kalkmaz ya. Bana ben o zaman Edirne'yi yani, de yenerler hocam. Ben şöyle, sana şurada katılmıyorum. Bana, bu takım Edirne'yi de yenerler. Bana sorarsan 3. olmayla 4. olman arasında çok bir fark yok. Sadece 3. ile şey yapmak. Orada önemli olan 3. veya 4. olmak. 3. olmuşsun, 4. olmuşsun. Daha sonraki turda ilk maçı 3. olan deplasmanda oynayacak ama çok büyük bir önem teşkil etmiyor bence. O zaman şöyle siz de oynadınız sana. Geçen sene deplasmanda da kendi sahanızda tamam. Karaman'a elendiniz. Yani onun için... Üçüncü veya dördüncü olmanın tek avantajı kendi sahanızda tek maç eliminasyon sistemiyle oynayacağınız maç. Tamam o zaman şöyle sorayım sana. Şu an lig böyle bitti. 3 Ayvalık Gücü, 6 Edirne. Ayvalık Gücü Edirne oynayacak. Sen mesela Edirne ile mi oynamak istersin? İnegöl ben Edirne ile oynamak istemem. Elikor Spor yerinde olsam, tercih olsam mesela. Kafkasya mı oynamak istersin? Ne Ayvalık'la, işte Ayvalık'la da oynamak isterim. Kafkasya'da ama Edirne ile oynamak istemem. Ben de. O zaman lig böyle biterse 4 bitirmesi falan gibi böyle bir şey var. Bunu da ayarlayabilir takımlar. Bunu ayarlayabilir derken tercih eder adam. Ben bunda tek maç oynayacaksam kendisam ama Edirne ile tek maç oynayacağım. Onu sen 2 sene önce Elikor Spor yaptı biliyorsunuz elendi.
Yaptı öyle bir ayar yapmaya çalıştılar. En son ayar yaptılar onlar. Bunda çok ayar yapmaya gerek yok. Yani. Doğal oluyor oynamak. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Maç gece maç. Ne olursa olur. Olsun. Evet. Ne olursa kalabalık olsun. Olur. Evet, kalabalık olur. Ne olursa olsun. İyi olan takım da zaten siz eğer iyiseniz karşılaşacaksınız eninde sonunda. Sizin Ala ile karşılaşmama gibi lüksünüz yok eğer siz takım, 3 tane takım elerseniz. Karşılaşacaksınız yani. Siz ne yaparsanız yapın gelecek. Yani, ama şunu şöyle söyleyelim. Playoff'a kalan takımlar içerisinde Elikorspor diğer takımlardan futbolcu kalitesi açısından çok iyi ama futbol kalitesi açısından düşük. Belki o zaman playoff'ta yanıltırlar bizi. Anlatabildim mi? Yok anla çok futbolcu güzel. Futbolcu kalitesi iyi. Kadro kalitesi ama çok futbol iyi. Kalitesi İsim. Çok iyi değil. İsim geçen sene... Futbolcu kalitesi derken. Bu da 3-4 tane. Yani var yetenek. Elikorspor'daki 4-5 tane kaliteli oyuncu diğer takımlarda yok. Yok. Yok onu söyleyelim. Geçen sene de öyleydi ki. Playoff'larda dediğiniz gibi çok kaliteliydi ama playoff oyunlarında üstün bir oyun oynamadı. Yeah. Hatta en son finalde mesela çok fırsatlar düştü. O fırsatlarda değerlendirmedi. Şampiyonluğu bıraktı kendi elleriyle. Çok geçen seneki şans yani hiçbir zaman gelmez. Kolay. Bir de yani şöyle bir şey oldu. Yani çok Karaköprü ve Derince ile karşılaştınız siz. Derince Karaköprü maçını da penaltılarla geçtiniz. Öbüründe penaltılarla yeniniz. Karaköprü maçını iyi hatırlayın biz gittik. Evet. İlk yarıda beşlik olurdu. Beşlik olurdu. Evet. İkinci ara evet. Siz beşlik yapardınız İkinci ama. İkinci sen alıyordun maçı. Yapardınız ama. Burada da canım zaten uzatmalarda attın golü son dakikada. Yani çok biraz şansınız yaver gitti. Yani çok işin açıkçası Elikorspor geçen sene de ben takım olarak çok iyi bulmuyordum. Ha kadro olarak bazen baktığımız zaman iyi oyuncular alıyorsunuz ama maalesef. Ben her zaman şunu söylüyorum. Takım yapmak için oyuncu almayın. Yani futbol takımını yapmak için oyuncu almayın. Takım oluşturmak için yani. Bir birliktelik içerisinde oluşturmak, takım oluşturmak İkinci için takım İkinci geri biraz sanki bu oldu gibi mi? Yani tam iki, değil bir ama. Bir iki oyuncu geldi ama tam anlamıyla tam olmadı. Yani sen hala iki tane mevki. Zaman, Soper'le on numarayı, yok Soper, on numarayı Mustafa çözdü dedi. Beni sadece umutlandıran şu ikinci yarım bir yarım saati umutlandırdı. Geçen Karabük maçının. Onun haricinde çok futbol olarak Elikorspor çok şeyler verdiğini söyleyemeyiz. Onun için evet iyi oyuncular var. Bu iyi oyuncular playofflarda sahaya ağırlığını koyarsa Elikorspor finale kadar gider. Bir ama de, yine vurdum duymaz şekilde davranırlarsa yapmazlar herhalde. Eğer şimdi. Mücadele etmezlerse Elikorspor ilk maçta kendi sahasında bile elenebilir. Bir de kaptan şimdi mesela bu hafta dinlendi bay geçti. Bir de önünde iki tane rahat bir maç var. Hoca da yavaş yavaş takıma hani adapte oldu. Belki hani bu arayı iyi geçirip playoff'a da bir canlılık girebilirler yani. Sana öyle söylüyor. Bu kadro yani. Oynaması lazımdı demeyi ama ona getiriyor. Senin şu anda üçüncülük ve dördüncülüğün garanti değil. Ama yani bunlar, öyle bir, sen bu maçlara çok ciddi bir şekilde çıkmadın. Tabii yani bunlar olması tabii. Lazım. Yani senin üçüncü ve dördüncü, ben üçüncülük ve dördüncülük biraz önce söylediğim gibi aynı kefeye koyuyorum. Yani üçüncü olmak çok önemli değil, dördüncü olmak da çok önemli yok, değil. Senin şimdi bir hedefin var ama rakibin hiç hedefi yok. Senin hedefin var. Yani üçüncü olmak ve dördüncü olmak hedefin var. Sinop'la Hopa'yı söylüyor. Mesela Sinop'la Hopa'nın hiçbir hedefsiz bir takım. Daha iyi hocam. Ha onu diyorum işte yani. Hayır, pardon daha kötü. Çünkü hedefsiz olan takımlara baktığımız zaman belki genç oyuncular olacak farklı bir şekilde olacak. Sen bu maçları ciddiye almalısın. Tabii tabii yok şey için demiyorum. Yani. Erkenden bitirmen lazım. Yani erkenden şimdi, bitirmen lazım. Sen evet. Şimdi playoff'ları düşünerek bu maçlarda farklı bir şekilde çıkarsan. Tabii tabii öyle bir şey yapmasın. Sıkıntı yaşayabilirsin yani onu da söyleyelim. Yani o, hani yani burada da bu saatten gelen, sonra. Eline gelen kısmeti evet. Değerlendirmen lazım. Bunun da ilk maç olarak Sinop maçı geçiyor. Sinop maçını al. Diğer sonuçlara bakarsan belki üçüncülük ve dördüncülük garanti olur. Son maçta farklı bir şekilde davranırsın. Ona göre oynatırsın. Yani. Ya da ceza meza durumu varsa ona bakarsın. Yani Ömer Kaya da sizin beklediğiniz. Ama şeye sıfırlanıyor ki. Playoff'a sıfırlanıyor şeyler. Kırmızı kart hariç. Ömer Kaya da size yakın söylemiş. İyi akşamlar demiş. Baktığım zaman statü gereği 4 grupta 20 takım mücadele edecek ve 2 takım çıkacak ve çok zor. Hatta demiş Orospor 1960 playoff zor gibi görünüyor. Onlar takımdan birer bile, takım çıkacak. Yani evet biz onu zaten konuşuyoruz Ömer kardeşim ama yani zor 52, bazen de zor basiti yapamıyoruz belki zor yaparız. Orospor için özet olarak şunu söyleyebiliriz. 52 Orospor ilk maçta da elenebilir. Finale kadar çıkıp şeye de gidebilir. Şampiyon da olabilir. Tabii yani öyle bir futbol yapısı var onlarda. Yani ilk maçta da elerse ben çok sürpriz olmaz çünkü ama bu kadronun ilk maç elenmesi oynanan futbola baktığımız zaman biz mesela ben ikinci yarı değil sezon ilk maçından itibaren söyledik Elikorspor'la ilgili düşüncelerimizi. Anladım. Özellikle ikinci yarıda aynı şekilde söyledik Elikorspor'un bu futbolun 5'te 5 yaptığı zaman kaptan.
bu sürecin çok iyi olmayacağını Final topçular iyi oynarlar belki. Finalleri iyi oynarlar. Final topçular. Ama hep öyle diyoruz. Hep diyoruz, öyle, diyoruz, diyoruz. Gönül öyle. Giresun'dan kardeşimiz göndermiş. Ben Giresun sporlu olarak gerçek Orospor'un bala çıkması için dua ederken demiş. Maalesef Ordulu arkadaşlarım umurunda değil. Ordu Spor'da bizim, Giresun Spor'da bizim demiş. Antalya Manavgat'tan selamlar, hayırlı yayınlar demiş Osman Kılıç. Giresun Spor'da yediler. Onu da söyleyelim ya. Normal biz. Konuşuyoruz tabii ki. Ordu Spor... Maalesef Türkiye'de şu özellikle son 15-20 senedir futbolun gerçek aktörleri kenara çekilip, çekilip demeyelim kenara bıraktılar. Futbolla alakası olmayan, bu neden oldu? Futbolun içerisine çok para girdiği için aktörler tamamen değişti. Para işlerini kovalayan ve bu süreçte kendine menfaat sağlayacak insanların futbolun içerisine girmesinden dolayı bu tür takımlar maalesef Orospor'da dahil buna, Bursaspor dahil, daha sayabileceğimiz Erzurumspor, Eskişehirspor, Altay takımı gidiyor. Erciyes'i, Akhisar'ı, yani birçok FIFA'da dosyalar olan birçok takım maalesef bunlara ön ayak olmuştur. Birincisi de biraz önce Giresunspor örneğini verdi arkadaşım. Giresunspor en büyük hatalarından bir tanesi de yarı başında Türkiye'nin en yakın birbirine şehir olan Ordu ve Giresun'dan Orospor'dan örnek almamaları. Örnek almamalarının sebebi de bu kulüpleri yöneten insanların maalesef kendi çıkarları için bu kulübün batmalarına yol açmışlar. Aslında örnek alıyorlar, görüyorlar. Orospor'un neden battığını çok iyi biliyorlar ama maalesef kendi menfaatleri ön planda olduğu için bu kulüplerin bu hale gelmesine bence yol açmışlardır. Ben Giresunspor şampiyon olduğu zaman Süper Lig'e çıksam röportaja gittim. Bayağı da bir beklemiştim. Normalde beklemem ama bir saat bekledim yani. Dedim ki ben nereye geldim? Yani bir saat bizi bekletiyorlar. Randevulu falan. Röportaj yapınca aynı bu söylediklerini anlattılar bana. Sizden ders alıyoruz. Sizin yaptıklarınızı asla yapmayacağız dedi. Böyle bir sohbet oldu. Yanımda hatta çocuklar var. O günkü program defterimde yazıyor, tarihe atmışım. Bizi anlıyorlarmış, bizim yaptıklarımızı yapmayacaklarmış. Geçmiş olsun yazdım. Şu anda şimdi gülüyorlar. Yeni Giresun gelir herhalde onlara da. Gülüyorlar. Yani bu bilinçli. Ben aynı sana katılıyorum. Yani bu bizim, iş en basit bakın, bir şekilde. Bizim bırakın Giresun'u, bizim merkezde olan iki tane takımımız hala Orospor'dan ders almadı. Şu anda ezber bir şekilde yukarı doğru çıkıyorlar. Bakın Fas'a Belediyespor bir nebzede olsun bir yapılanma. Bir daha sene bakacağız Fas'a. Yapılanma olarak. Fas'a bir daha sene bakacağız kaptan. Yok yok. 52 Orospor'da yaptı bunu. Bir sene oynadı. Bir nebzede ama sonra devam etmedi. Hayır, bir nebzede olsun yapılanma sürecine girmiş gibi gözüküyor. Ha bundan sonra bir süreçte bilemem. Altyapıyla ilgili. Ama diğer iki takımımızda bunu söylemek çok zor. Siz çıksanız ne olur yani? Bir sene sonra çıktı. Yani ikinci lige çıkmak yani sanki Avrupa şampiyonu olmuş gibi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi görüntü var orada. Ya buradan kaçmak istiyor. Yani üçüncü lig bulundunuz, sizin bulunduğunuz lig yarı amatör lig ya. Üzüldüğüm şu. Yarı amatör lig, bakın yarı amatör. Hayır, Futbol Federasyonu bu sene talimatnameyle üçüncü ligi yarı amatör yaptı. 20 tane amatör oyuncu bulundurabiliyorsun. Ne demek bu amatör lig? Hiç olur mu? Yani siz burada şampiyon olduğunuz zaman Türkiye kupasını mı kaldıracaksın oraya? Türkiye şampiyonu mu olacaksın? Yok, öyle bir şey yok. Üst liglere çıkmak için oraya buradan çıkmak için zorundasın canım. Onu çıkacağız. Sadece şahıslar endekste olmamak lazım. Sizin altyapınızın yapılanma süreciyle beraber tekrar yukarıya doğru çıkmanız lazım. Orospor'dan ders almanız lazım. Kulüplerin baktığımız zaman yukarılarda olan takımların, kulüplerimizin çok büyük borçları var. Sadece dört büyükler olarak görmeyelim. Diğer takımların da borcu var. Ama onlar bir türlü kendini idame ettirebiliyor. Ama Ordu gibi ekonomisi küçük olan şehirlerin bunları idame ettirme şansı yok. Borçlandığınız zaman bu borcu ödeyemezseniz giderler. Bizim Nedim Türkmen'in yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi aslında futbol ekonomisi uzmanı ya güya kendine göre. Futbol ekonomisi değil, ekonomi. Pardon, ekonomi uzmanı ya. Muhasebe. En basit esnafın bildiği bir şey alacakla verecek ödenmez şeyi vardır. Hocam daha iyi bilir. Evet. Alacakla borç ödenmez. Alacakla borç ödenmez diye bir ibare vardır. Siz bunu yaparak Orospor takımını zaten alt lige düşürdünüz. İyi hatırlayın o sene. Yaklaşık Futbol Federasyonu'na gelecek paralar diye, galip gelecek bilmem şöyle gelecek diye, iki tane, üç tane oyuncuya dünyanın parasını verdi. Bonservis hala duruyor işte. Batırlar hala bonservis ücretleri ödenecek yerinde bekliyor işte. Bakın. Yönetmenimizdeki toparlayalım, bitirelim dedi. Son sözü sizinle bitirelim. Valla şu anda bakıldığında son düzlüğe girdiğimizde 50 Korspor'un playoff'un içinde olduğu net gözüküyor. İki maçını alacak ve playoff'un içinde yer alacaktır. 67 Orospor kulübümüze geldiğimizde de onlar da bu hafta dinlenerek Tokat
ekibinin Bursa temsilcisiyle inşallah berabere kalıp bizim de son hafta bir şansımız olacağını. Fas'a Belediye zaten şansı çok çok zayıflaştı. İnşallah takımlarımız playoff'un içinde yer alırlar. Bizler de Ordulu spor insanı olarak veya spor sever olarak, seyirciler olarak coşkulu, kalabalık müsabakalar izleyerek en azından bir takımımızı yukarı üst lige atabilirsek kendimizi hem mutlu hem de şehrimizi bir üst lige taşımış oluruz. Özellikle de yarın oynanacak olan U17 liginde Fas'a Belediye Spor takımına ve teknik ekibine çok çok üstün başarılar dilemek istiyorum. Bizim için en önemli yer şu anda gerçekten bakıldığında orası. Bizim geleceğimiz ve özellikle Fas'a Belediye'nin altyapısını güçlendirme ve altyapıdan A takıma oyuncu kazandıracağı yerlerin başında geliyor. Oradan eğer iki tane sporcuyu eğer sezonun sonunda A takıma katabilirse en büyük başarı şu anda olacak. Ben tüm ekibe başarılar dilemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kaptan ağzına sağlık. Osman Kılıç yine Antalya'dan. Ömer kardeşimi iyi bir takımda teknik direktör hoca olarak çok görmek isterim diyor. Osman kardeşimize de Antalya'da Baragat'a da buradan selamlar. Yarın saat 4'teki müsabakaya da Osman Bey giderse en azından orada birkaç orduluyu özellikle genç takım maçı var. Orada alıp oraya giderse en azından 5 kişinin sesi bile çok önemli orada. Osman Bey de sağ olsun biz bir ara turnuvaya gitmiştik orada. Bize de bayağı bir yardımcı olmuştu. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi konuşmalar bitmiyor, bitmeyecek de. Liglerin başında konuştuklarımız, ligin sonunda konuşuyoruz. Bazen konuşuyoruz, bazen akıl veriyorsunuz diyorlar. Konuşuyoruz yani biz. Bizim aklımız kendimize yetmiyor sadece. Konuştuklarımızdan alan alır, almayan almaz bir şey demiyoruz. Konuşurken de isimler zikretiyoruz. Dolayısıyla isim zikrettiğimiz insanlar da her zaman burada cevap haklarında kullanmakla özgürlerdir. Gelip kullanabilirler diyoruz. İçeride Esra ve Bahadır Bedir bizlerle birlikteydi. Şimdi de sevgili Zekeriya, onun da kızı Altınordu Ortaokulu şeye gitti. Erzincan'a gruplara gitti. Onlar da iddialı gittiler. Başarılar diliyoruz. Selçuk nerede? Orada 3 numaralı kamerada Selçuk var. Spor servisinde Mustafa. Bizler canlı yayın ekibi. Altaş Televizyonu ve bütün Altaş ailesi adına bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bizlerden ayrılmayın. Poyterm ısı yalıtım sistemleri tam sahayı sundu.